İyi günler sayın bayanlar ve baylar. YİSAD ve Stilorbis tarafından birlikte düzenlenen Yassı Çelik Sohbeti'ne hepiniz hoş geldiniz. Stilorbis ekibindeki tüm arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü etkinliğimizin açılış konuşması için sözü YİSAD Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Demiruz'a bırakmak istiyorum. Gökhan Bey, sayın başkanım, buyurun lütfen. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileyerek dernek üyelerimize ve tüm sektör temsilcilerine sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İSAT, Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği, 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimizin amaçları arasında iki tanesi çok önemli bence. Bunlardan bir tanesi, üyelerimiz arasındaki sosyal işbirlik ve iletişimi artırmak. İkincisi ise dünyada ve Türkiye'de sektörümüzü ilgilendiren konuları raporlayarak üyelerimizin bilgisine sunmak. Bu çerçevede bugün konusunda uzman sektör temsilcilerini misafir ediyoruz. Ben dahil konuklarımız sayın katılımcılara bir 15-20 dakika önce sormuştum. Yaklaşık 500 tane katılımcı arkadaşımız var, sektör temsilcisi var diye tahmin ediyorum. Ben dahil diğer arkadaşlarımız sektörümüzle ilgili yorum ve bilgilerini katılımcılara aktaracaklar ve faydalı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Etkinliği beraber gerçekleştirdiğimiz Silorbis ailesine, başta Murat Bey olmak üzere Silorbis ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Dernek üyemiz olsun veya olmasın, sektörde bulunan diğer yassı çelik üreticilerini de bu platforma davet ettiğimizi aktarmak istiyorum. Yıllar önce çelik sektörü konferanslarında hep ben bir şikayetim oluyordu. Ya çelik toplantısı, çelik toplantısı. Bizim jenerasyon yassıcılar hep ya yassı ile uzunun dengesi farklıdır. Zaten yassıya ait de bizim bir derneğimiz var ki işte bu yıl 19. veya 20. bir yılımızı kutluyoruz. Beraberiz üyelerimizle. Evet, yassı ve uzunun dengeleri birbirinden farklı. Bugün sizlere yassı sektörüne ait duygu ve düşüncelerimizi, gelişmeleri izleyicilere aktaracağız. Çok böyle istatistik rakamlara girmek istemiyorum ama şöyle akılda kalsın diye de bir iki tane rakam arz etmek istiyorum. 13 milyon 800 bin ton Türkiye'nin yassı çelik üretimi var. Bunun içinde 10 milyon 200 bin tonluk bir siyah arzı var içeri. Yine sıcakta 5 milyon tonluk bir ithalatımız var. İhracatımız da çok genel 3 milyon ton geçen yıl verileri itibariyle. Soğuk ürünlerde ise 2 milyon 625 bin tonluk bir üretimimiz var. İthalatımız 840 bin ton ve ihracatımız da 430 bin ton. Kaplamalı ürünlerde ise 4 milyon 700 bin tonluk bir üretimimiz var. İthalatımız bu tonajın üzerine 850 bin ton ve ihracatımız da 1 milyon 800 bin ton. Geçen yılki rakamların üzerinden şöyle bir yorum yapma imkanımız var. Toplamda 6 milyon 700 bin ton ithalatımız var. Yine ihracatımız da 5 milyon 230 bin ton. Ki bu yılın ilk 5 ayının veya bugüne kadarki İstatistiklere baktığımızda sıcak ihracatında bir miktar düşüş, özellikle soğuk ve galvaniz ihracatında ise ilk 5 ayda geçen yılki rakamların %30 ile %80 üzerinde bir ihracat artışını da gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda neler olabilir, neler olacak? O konuda yorumlarımı aktarmak istiyorum. 8 milyon ton civarında çok genel bir sıcak kapasitemizin önümüzdeki 3, 4, 5 belki de 6 yıl içerisinde Türkiye'ye dahil olacağını düşünüyorum.
sıcak katlenmiş rulo olarak. Böylelikle bizim en önemli açığımız, yani ülkemizin en önemli açığı sıcak katlenmiş rulo da idi. Bunun önümüzdeki yıllarda ithalatımızın azalacağını ve özellikle de tüm dünyada yassı ürünlerde, ki son 1-2 yılda zaten özellikle galvaniz kaplamalı ürünlerde olmak üzere bir dünyada bir pazar arayışımız vardı. Büyüme çalışmaları vardı ülkemizin. Daha fazla pastadan pay alıyorduk ihracatta. Bunun önümüzdeki yıllarda sıcak katlenmiş rulo'da da olacağını düşünüyorum. Yani ülkemizdeki kapasite artışıyla beraber 3-4 yıl sonra sıcak katlenmiş ürünlerde de dünya pazarlarında ihracatçı bir konuma geleceğimizi tahmin ediyorum. Bu tür toplantılarda genelde bu etkinliklerde hep katılımcılar özellikle piyasalar nereye gidiyor, fiyatlar ne oluyor gibi bazı doneleri görmek veya duymak isterler. Ben özellikle fiyattan ziyade dünyadaki değişen dengelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir yorumum var. Özellikle Çin tarafındaki gelişmeler, yine Amerika'daki ve Avrupa'daki korumacılık önlemleriyle ilgili gelişmeler. Bence gelecek hafta fiyatlar %2 artacak mı, %3 düşecek miden daha önemli konular gibi geliyor. Çünkü bizim jenerasyon zaten 125 dolarla 1300 dolarları gören bir jenerasyon, bunları yönetti, Türkiye yönetti. Yani sektör oyuncularının hepsi tecrübeli. Bence fiyat hareketliliği de mutlaka önemli ama dünyada yapısal şeyler değişiyor mu? Bir Hindistan'ın nüfusundaki artış diyelim, Çin'in uygulamakta olduğu ekonomik tedbirler, korumacılık, yine pazarın özellikle bizim yoğun ihracat yapmış olduğumuz Avrupa pazarı ve kısmen kaybetmiş olduğumuz Amerika pazarındaki gelişmeler bence gelecek haftalardaki fiyat dengesinden daha önemlidir diye düşünüyorum. Evet, pandemi döneminde hepimizin bildiği gibi sert bir düşüş oldu fiyatlarda. Bütün fiyatlarda oldu. Yani sadece çelik ürünlerinde değil. Ondan sonra da yukarı doğru bir fiyat hareketliliği oldu. Bu sadece çelik fiyatlarında değil, bakır, alüminyum, hepimizin takip edebildiği ham maddeleri sayıyorum, orman ürünleri gibi birçok üründe oldu. Bundan sonraki bu fiyatı nasıl analiz etmek gerekir gibi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü bütün emtialarda bir fiyat hareketliliği var. Ama bu fiyat hareketliliğinin önümüzdeki aylarda biraz daha belli bir yerlerde dengeye geleceğini tahmin ediyorum. Bu dalgalanmalar mümkün olduğu kadar bu dalgalanmalarda bizim, çünkü ihracat da yapan bir ülkeyiz, ciddi de ihracat yapan bir ülkeyiz. Bu dalgalanmalarda hem içeride hem ihracatta mümkün olduğu kadar kontratlarımıza sadık olursak sektör olarak, sektörümüzün güvenliği açısından önemli bir kavram. Çünkü dünyada da hem yassı çelikte ithalatçı ülkeler belli, ihracatçı ülkeler belli, pazar belli. Yani içeride de pazar belli. Yani tutup da yassı çeliği veya başka bir uzun çeliği Elon Musk'la beraber uzaya gönderecek halimiz yok. Yani belli, oyuncular belli, arz edenler belli. Ülke bazında firmalar olarak ülkeler belli, kapasiteler belli. Burada bu hassas dönemlerde sektörümüzün güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Yani genelde tabii ki gurur duyduğumuz haberler, biraz önceki bahsetmiş olduğumuz yaklaşık 8 milyon tonluk üretim artışı gurur verici. Ben Türkiye'nin genel dinamiklerine güveniyorum. Sektörümüzün genel dinamiklerine de güveniyorum. Zor bir süreçten geçiyor. Tabii ki pandemiyle beraber coğrafyamızda yaşadığımız gelişmeler. Ama bununla beraber sektörün dinamiklerine güvenen sektör temsilcilerinin yatırım yapması da beni mutlu etti, ediyor. Sektörümüze güvenmeye devam edeceğiz. Ülkemizin genel dinamiklerine güveniyoruz. Güvenmek istiyoruz. Yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.
Evet, bu vesileyle tekrardan hoş geldiniz diyorum katılımcılara. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bol kazançlı günler hepimize olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Teşekkürler Sayın Başkan tekrar. Sayın bayanlar ve baylar, bildiğiniz gibi COVID-19 pandemisi dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri, geçtiğimiz yılın hatta Nisan ayından beri tüm konferanslarımız ve etkinliklerimizi sanal olarak gerçekleştiriyoruz. Salgın maalesef hem günlük hayatımızı hem de küresel olarak ekonomileri, ülkemizde ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Bir yandan da sektörümüzde benzeri görülmemiş bir dönem yaşıyoruz. Elbette gelişmeler çok hızlı yaşanıyor ve piyasaya etki ediyor. Dolayısıyla bu tip görüş alışverişi ve paylaşımların önemi bir kat daha artıyor. Biz de bu etkinliği YİSAT ile beraber piyasanın içinde bulunduğu durumu ve son gelişmeleri değerlendirebilmek amacıyla ancak tabii içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde siz katılımcıların sağlığını ön plana alarak sanal olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Bu etkinlik bir sohbet şeklinde olacak ve sizlerin de hepinizin katılımını bekliyoruz. Şu ana kadar katılım sayısı 200, yani şu anda bize katılmış olan, hali hazırda katılmış olan katılımcıların sayısı 240'ın üstüne çıktı. Aslında 500 sektör temsilcisinin kayıt olduğunu biliyoruz. Sürekli katılım sayısı da artıyor. Bu gösterilen büyük ilgi ve değerli katılımlarınız için tüm Steel Orbis ekibi adına teşekkürlerimi sunuyorum size. Elbette bugün bizlerle geniş bilgi ve tecrübelerini paylaşarak sektörün içinden geçmekte olduğu bu hareketli günlerde bize yardımcı olacak olan çok değerli konuşmacılarımıza ve tabii mutlaka bu etkinliği birlikte düzenlediğimiz Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü etkinliğimizde sizin piyasayla ilgili düşüncelerinizi, tahminlerinizi öğrenebilmek amacıyla 2 adet de anketimiz olacak. Ayrıca tabii ki konuşmacılarımıza yöneltmek istediğiniz soruları ya da tartışılan konularla ilgili yorumlarınızı sözlü olarak doğrudan kendiniz iletebilecek ve bu sohbete katılabileceksiniz. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Konuşmacılarımızı rahatça duyabilmenizi, rahatça dinleyebilmenizi temin edebilmek amacıyla tüm katılımcıların mikrofonları kapalı hale getirilmiş durumda. Sizlere söz aldığınızda arkadaşlarım tarafından bir mikrofon açma talebi gönderilecek. Onu kabul ederek sohbete katılabileceksiniz. Söz almak demişken hemen ondan da bahsedeyim müsaadenizle. Evet, umuyorum herkes ekranlarında görebiliyordur. Bildiğiniz gibi bu etkinliği Zoom yazılımı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sizlere söz verebilmek için de bu yazılımın bazı imkanlarından yararlanacağız. Söz almak için burada ekranda gördüğünüz gibi kendi ekranlarınızın alt tarafında yer alan Reactions, şuradaki Reactions butonuna basarak Raise Hand işaretini seçerek tıklayabilirsiniz. Bu durumda ben sizin söz almak için el kaldırdığınızı görebileceğim ve bir sıraya da girmiş olacaksınız. Söz alma sırasına da girmiş olacaksınız otomatik olarak. Eğer ekranınızda herhangi bir sebeple versiyon farkı vesaire bu Raise Hand butonunu göremiyorsanız onun yerine chat butonuna basarak açılan pencerede de to everyone seçerek söz almak istediğinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Yine tabii ki sıraya göre ve zamanımızı el verdiğince herkese söz vermeyi amaçlıyoruz. Az önce söylediğim gibi sözü size bırakacağımız zaman arkadaşlarım size yazılım üzerinden bir mikrofon açma talebi gönderecekler. Bu talebi onayladığınızda mikrofonunuz açılacak ve sohbete katılabileceksiniz. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi bugün çok değerli konuşmacıları dinleme fırsatını bulacağız. Ama programa başlamadan önce söylediğim gibi 2 anketimiz olacaktı. Bunlardan ilkini hemen yapalım isterseniz. Şimdi ilk anketimiz, evet, umuyorum herkes görebiliyordur. İlk anketimiz HMS 1.2.80.20 hurda CFR Türkiye fiyatını 2021 sonunda hangi seviyede bekliyorsunuz?
seçeneğinizi yapıp submit tuşuna basarak, çok hızlı bir şekilde geliyor oylar. Evet, $450 altında, 450-500 arası, 501-550 arası ve 550 üzerinde. Vay canına, hiç bu kadar hızlı bir anket oynaması görmemiştim. Çok teşekkürler katılımınız için. Biraz daha bekleyeceğim müsaade ederseniz. Kaç? 150 kişi katıldı bile. Evet. Okey. Herhalde tamam. Anketi sona erdiriyorum. Evet. Şu anda da siz de umuyorum ekranlarınızda görebiliyorsunuzdur. Bugünkü katılımcılarımızın %16'sı, oy veren katılımcılarımızın %16'sı sene sonu itibariyle $450 altında bekliyor. %42'si 450 ile $500 arasında, %32'si 500 ile $550 arasında, %10'u da $550'nin üzerinde bekliyor. Evet, ben de not alayım. Daha sonra konuşmacılarımızın da görüşlerini soracağım çünkü. Evet. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum katılımınız için. Evet. İlk olarak konuşmacılarımızı davet etmeye başlarken ilk konuşmacımız Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu ve Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi Üyesi Sayın Uğur Dalbeler'i davet etmek istiyorum. Uğur Bey alabilir miyiz lütfen? Buradayım. Evet, bir de görüntüyü alırsa arkadaşlarım sizi. Evet, harika. Hoş geldiniz Uğur Bey. Umarım sağlık ve keyfiniz iyidir. Hoş bulduk, merhabalar. Gayet iyi. Umarım herkesin, bütün katılımcıların da sağlıkları, saatleri yerindedir. Eğer sağlık sorunu olanlara varsa da onlara acil şifalar dilerim. Önce saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Biraz önceki ankette beklenti dedim, o beklentiden çok bana göre yılın sonunda her birimizin aslında ne talep ettiğiyle alakalı, orada nerede görmek istediğimizle alakalı. Zira tahmin etmek gerçekten imkansız gibi bir şey. Zira hala aynı şeyi söylüyorum, 2019'un sonunda GÜS konferansında işte epeyce bir şeyden bahsetmiştik. Sonra geçen sene de şey dedim, o gün yarının bize neler hazırladığını bilmeden biz yarına dair ahkam kestik. Şu anda da öyle. Söylediğin son derece doğru. Çünkü olağanüstü bir şey yaşıyor dünya. Sadece sektör değil. Olağanüstü ortamlarda da sonrasına dair bir şey düşünmek, bir şey öngörebilmek gerçekten pek olası değil. Çünkü olağanüstülükler zaten beklenenin dışında demektir. Ama gene de her halükarda işte üzerimize bir vazife var. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bakacak olursak biraz şeyden başlayalım. Geçen senenin Nisan ayı, yani bu işte ilk karşılaştığımızda, ilk panik yaşadığımız dönemde. Ama Türkiye geçmiş tecrübelerin getirdiği o yetenek veya birikimle rakiplerinden biraz daha soğukkanlı davranabiliyor. Ama oldukça panik olduk. Çünkü bir bilinmezin içine girildiği için. Fakat bugüne geldiğimizde görüyorum ki o sınavdan başarılı çıkabildik. Çünkü Çin'in %6 civarında, yani dünyanın yarısının, yarısından fazlasının %6 büyüdüğü bir ortamda dünya %1 küçüldü. Bu şu anlama geliyor. İşte Türkiye'yi, Mısır'ı, yani diğer büyüyen ülkeleri de dışında tutarsak, demek ki dünyanın geri kalanı, özellikle de ilk 10 içerisindeki büyük ülkeler %15 civarlarında küçülmüşler. O yaşanan etkiyle şimdi bir toparlama sürecine girdi. Fiyatların bu kadar arttığı olmasının gerekçelerinden elbette bir tanesi bu. Tabii diğeri de Çin'in geçen sene pandemiyi herkesin düşündüğünün aksine herkesten önce yönetmeyi becerip normal hayata geçmesidir ve de tüketimi kendi içinde yöneltmesidir. Oyundan çıktığı anda tabii birçok bizim gibi ülkeye, yani uluslararası piyasada aktif olan ülkelere oyun alanı açmıştır. Bu da bizim
avantajımıza sonuçlandı. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Tabii bir başka unsur da dünyanın hiçbir zaman görmediği, paranın bu kadar bol, bu kadar ucuz olduğu bir ortamda ister istemez tüketimin olumlu etkileniyor olması. Bütün bunlar şu anda işte bize hiç tanık olmadığımız seviyelerde bu işi yönetme şansı yarattı. Biraz önce Gökhan Bey de söyledi ya, yani ben hiç unutmuyorum, fil maşini satardım, en düşük sattığım fiyat 172 idi. 86'da başladım, 2004'e kadar ben çelik fiyatlarının 200 ile 300 arasında gördüm. Onca yılın enflasyonu vesairesine rağmen herkes işte 75'lerde veya 78'de o kriz dönemindeki fiyatlardan bahsederdi. Sonra 2004 yılında bir basamak atladık. Şimdi sanki bir ikinci basamağa atladık gibi geliyor. Bundan sonra bundan önceki yaklaşık 15 senelik sürecin bir üst seviyesinde seyredecekmiş gibi görünüyor. Ama fiyatın çok bence bir önemi yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Mesele sizin yapmış olduğunuz işte yaratmış olduğunuz marj. Çünkü marjınız sağlıklı olmazsa işin sürekli ciddi anlamda sıkıntıya giriyor. Şimdi ilk 4 ayın üretim rakamları var. Üretim rakamları malumunuz ihracat ithalat rakamlarından biraz daha geç gelen rakamlar. Ama bakıyorum %17 büyümüşüz. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon tonu aşmışız. Bunu yıllandırdığınız zaman Türkiye yıl sonu itibariyle 40 milyon tonluk bir üretime ulaşacak gibi görünüyor. Bu tüm zamanların en iyi rakamıdır. Evet. Nisan'daki artış yine baz etkisiyle %46. Demek ki Nisan aslında bayağı biz bir darbe yemişiz ama iyi toparlamışız. Tüketim tarafında daha da çarpıcı. İlk 4 aydaki artış %30. 12 milyon tonluk tüketime ulaşmışız. Nisan ayında %115 artmış tüketimimiz. Yaklaşık 3 milyon ton. Bunun bir başka tabii şeyi daha var bence, önemli bir sonucu. Demek ki Türkiye'de imalat sanayinde ciddi bir canlanma var. Bu herhalde pandeminin getirdiği bir etki. Bir de tabii hani diyoruz ya, Türkiye Avrupa'nın Çin'i midir vesaire mi, adım adım oraya doğru da gittiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama ne olursa olsun Türkiye'deki imalat sanayinde ciddi bir hareket olduğu sonucu bence burada ortada, ki bu hepimiz için çok çok önemli. Çünkü yassı dediğimiz zaman benim için slaptan başlıyor, tenekeye kadar ilerliyor. Yani hepimizin içinde olduğu, hepimizi ilgilendiren bir ortam. İşin ihracat tarafı da iyi. İhracat tarafına da baktığımızda herhalde 2018 rakamlarını geçeceğiz gibi görünüyor. Zira ilk 6 aylık sonuçta %17'lik bir artış görüyoruz. 8-9 milyon tona yaklaştık. İkinci yarıda bu rakam daha da artacaktır. 7 milyar dolara ulaşmışız. İlk 6 ayda %50'lik bir artış bu geçen seneyle kıyaslandığında. Birim fiyatlarımız da %25 oranında artmış. İnşaat çeliği %35 civarında bir artış gösteriyor. Soğuk %80, şeyin bahsettiği gibi, Gökhan Bey'in bahsettiği gibi. Kaplamalı %30 civarında. Sıcakta ise %25. Bu da bence imalat sanayindeki aktivitenin iyi olduğunu gösteriyor iç piyasada. Bunlar bence hep olumlu. Yani sektörümüz için, hele ki bugünkü marjlarla böyle devam edecek olursak, ileriye doğru olumlu düşünme anlamında bize imkan tanıyor gibi görüyorum. Yeni yatırımdan bahsetti. Evet, 2023 yılı için 8 milyon tona yakın yeni bir sıcak üretimi devreye girecek. Ama ben size bugün ilave, yani şu son birkaç haftadır aldığım bilgiler ışığında 2025'te bunun üzerine bir 3 milyon ton daha sıcak kapasitesi gelecek. Yani toplam herhalde 2023-25 yılı itibariyle 11 milyon tona ulaşıyoruz ilave kapasite olarak. Soğuk tarafında da bir takım gelişmeler var. Tahminim önümüzdeki 3 sene içerisinde bir 3 milyon tona yakın da soğuk tarafında bir kapasite artışı beklemek lazım. Türkiye büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Ben buradaki artışları çok olumlu görüyorum. Zira bakıldığında hep yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Türkiye aslında bir hedefi olmamakla birlikte benim gözümde hep bir hedefi vardı. Avrupa'daki çelik sektörünün yerini alabilmesi. Avrupa'da şu anda ortam gerçekten çok uygun. Türkiye'nin bu atağının yerini bulacağı bir dönemden geçiyoruz.
Orada ciddi sıkıntılar var. Biz bu süreyi iyi değerlendirirsek oradaki pozisyonumuz güçlenmekle kalmayıp onların rolünü önümüzdeki dönem gerçekten oynama şansına sahip oluruz. Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi olarak ve de en fazla tüketildiği alanda hakim bir oyuncu olarak bu sektörün ileride daha da serpilmesini, daha da gelişmesini rahatlıkla sağlayabiliriz. Önümüzdeki dönemle ilgili beklentilere gelince gene hani söyleyelim bir şeyler, inşallah tutar diyelim arkasından. Şimdi fiyat açısından ben çok daha fazla bir ilerleme beklemiyorum. Burada daha yatay gideceğini öngörüyoruz. Zira seviyenin buraya gelmesinin arkasındaki gerekçe talep ve arzdaki dengesizlik, hep bu üzerinde mutabık kaldığımız şekilde. Zira piyasalardaki bu geçen sene yaşanan sıkıntıdan ötürü 50'nin üzerinde yüksek fırının kapanması, birçok üreticinin üretimini yavaşlatması ve sonrasında da dördüncü çeyrekte talebi karşılama hızı konusunda aynı cesarete sahip olamamalarıydı darlığı yaratan. Ama bakıyorum yavaş yavaş başladı. Sırf Nisan ayı dünyadaki, daha doğrusu ilk 4 aylık üretim %13 oranında artmış. Demek ki ciddi anlamda geri geliyor herkes. Gelmeyen birkaç yer var. Bunlardan bir tanesi Amerika. Onlar yeni yatırımların devreye girmesini bekliyorlar. O da ancak işte önümüzdeki sene başlayabilir veya kapasitenin istenen seviyeye çıkması için daha en az bir 2 seneleri var, belki 3. O yüzden oradaki darlık devam edecek gibi görünüyor. Fiyatlar da bence bu seviyede kalır. Avrupa'da da darlık var. Zira çözülemedik. Yani bir sürü problemleri var. Hem İtalya'da hem işte bazı şirketlerin özelinde. Ama işin sonuçta dizginleri ya veya işte otobüsün kontrolü Çinli şoförün elinde. O ne derse sonuçta o oluyor. Bugün bizim lehimizde kararlar almış durumda. Onun keyfini sürüyoruz. Yarın öbür gün bir değişiklik olur mu olmaz mı, onu herhalde Çin'le daha çok çalışan arkadaşlarımız yapacaktır o yorumu. Hüseyin'den, Görkem'den bekliyorum. Ama şu anlık kısa vadede bir değişiklik yokmuş gibi biz algılıyoruz. Her ne kadar her gün yeni bir haber çıkıyor olsa da. Fiyatların yatay seyretmesiyle ilgili ikinci gerekçem de artık insanlar bundan sonra bu kadar uzun terminli bu fiyat seviyesinden stok yapma gereğinin olmadığı noktasına geldiler diye düşünüyorum. Çünkü fiyatı bu seviyelere getiren açıkçası malzemenin bulunamaması veya artış korkusundan kaynaklı talebin olması gereken seviyenin üzerine çıkmasıydı. Şimdi talep biraz daha normalleşecek. Belki aktivite biraz daha yavaşlayacak ama her iki taraf açısından, yani tedarikçi ve müşteri tarafından bakıldığında her ikisi de pozisyon olarak rahatlar. Müşteri önümüzdeki 4 aylık ihtiyacını, bağlantısını yapmış durumda. Aynı şekilde tedarikçi önümüzdeki 4 aylık satışını yapmış durumda. Şimdi biraz daha herhalde yazın da olması Kuzey Yarımküre'de işleri biraz daha o eski hızını kesecektir. Ama ben negatif bir şey beklemiyorum. Ben hala olumluyum. Önümüzdeki sene için de olumluyum. Oldukça olumluyum. Belki bu 2023'e de sarkabilir. Çünkü dünya sonuçta büyümek zorunda. Önümüzdeki geçtiğimiz sene ciddi bir yara aldı. Ciddi bir daralma geçirdi. Şimdi bunu telafi etmek zorunda. O dönemde de herhalde ciddi hareketler olacak ki oluyor. Görüyoruz Amerika'da. Trilyonlarca dolarlık bütçeler onaylanıyor. Başka ülkelerde de aynı şekilde. Bir de bir senedir aslında harcanmayan bir meblağ var. Bundan sonra insanları herhalde sokaktan uzak tutmak biraz zor olacak. Son bir haftadır bütün WhatsApp gruplarında görüyorum. Herkes nereye de buluşsak, nereye gitsek, nereye şey yapsak onun planlarını yapıyor. Herkes açlıktan şey vaziyetinde, onun başka bir örneğini vermiştim. Hani oruç tuttuk, şimdi ilk iftara hazırlanıyoruz gibi hangi 5 yıldızlı otelin açık büfesine dalsak modundayız. O yüzden tüketimin de bunu, yani bunun tüketimi destekleyeceğini düşünüyorum. O yüzden ben oldukça olumluyum önümüzdeki dönemde. Ben burada bırakayım, soru cevap kısmında zaten konuları bir dahire
irdelemeye devam ederiz. Teşekkür ediyorum Murat. Ben de teşekkür ederim. Soru cevaba bırakmadan ben bir soru sorabilir miyim? Elbette. Şimdi yatay gidişat bekliyoruz da. Ama tabii arada mutlaka düzeltmeler vesaire olabilir. Bir hafif gerilemeler, sonra hafif çıkmalar. İşte geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde de bu tip ufak tefek hareketler görüyoruz piyasada. Ve tabii alıcıların, özellikle çelik kullanıcılarının ciddi tedirginliği var şu anda. Ve bizim de abonelerimizden, müşterilerimizden sürekli bu soruları duyuyoruz. Ya bu fiyatlar düşer mi? Düşerse ne olur? Ben mal alıyorum, elimde patlar mı? Vesaire, tabirim, kusuruna bakmasınız. Alıcılara kendilerini korumaları için bu tip fiyat dalgalanmalarından bir öneriniz olur mu? Şöyle, biraz önce dediğim gibi işin kontrolü Çinli'nin elinde. Onun ne yapacağı aslında piyasaları yönlendireceği için çok yorum yapmak bence doğru olmaz. Ben yatay seyrediyor derken hani Çinli ne yaptı? Şubat ayında biraz ucuzlatayım dedi maliyetimi aşağı çekti. Şimdi de ben ona benzer sanki bir şey yapmaya çalıştığını hissediyor gibi olsam da yani talep iyi, o hep destekliyor. Buradaki tek mesele işte uzun terminin biraz kısalması gerekiyor. O dönemde iki tarafın da rahat olması fiyatların üzerinde baskı oluşturur mu? Bana pek oluşturmaz gibi geliyor. Ama şeye baktığımız zaman alıcı tarafı veya tüketici tarafı, tüketici de neye karşılık satın almasını yaptı? Aslında o da elindeki talebe göre yaptı. Hedge mekanizması nasıl olabilir? Biz de kendi adımıza, sonuçta biz de ham madde alıyoruz. Bugün almış olduğumuz pik demirin fiyatı 650 dolar. Yani daha düne kadar ürünün fiyatına biz şu anda ham madde satın alıyoruz. Doğru. Ha, olağanüstü olan nedir? Olağanüstü, biz hayatımızda bu kadar marjlarla hiç çalışmadık. Şimdi hani sıcak tarafına bakın, hurdayla şey arasında sıcak saç arasında 5-600 dolarlık bir spread hiçbir zaman olmamıştı. Sıcakla soğuk arasına bakın. Yani 100 dolar, 120 dolarlık spread şu anda 300-350 dolar. Hiç olmamıştı. Yani birkaç mislinden bahsediyoruz. Bunun bir kere normalleşmesi lazım. Ben ona inanıyorum. Yani bu kadar kar, too good to be true der ya Amerikalılar, biraz fazlaca iyi. Yani bu geçici olmak zorunda. Bu kalıcı olamaz. Ama çökecek mi? Asla ben ona inanmıyorum. Şu anda piyasayı çökertecek bir durum söz konusu değil. Biz Amerika'da hedge yapıyoruz. Ama sığ da olsa piyasa, mesela şöyle söyleyeyim, en son yanılmıyorsam 1250 dolar short don'dan 20 bin ton kağıt sattık. Şu anki zararımız 8 milyon falan. Olsun, önemli değil yani. O tarafına baktığınızda oranın kârı zararı yok. Ama şey açısından bunu söyledim. Hani beklenti neydi? Neredeyiz? Bunu öngörebilmek mümkün müydü? Yok, hayır, değildi. Bence şeyi, en iyi hedging siparişle tedarik arasında pozisyonu paralel götürmeye çalışmaktı. Çünkü bizim alışkanlığımız genelde biz uzun gideriz. Yani ham maddemizi önden alır, daha sonra satış yapmaya çalışırız. Bugün yapılması gereken bunu paralel götürmekte. Teşekkür ediyorum Uğur Bey. Evet, sizi tekrar şeyin sonunda, bu oturumun sonunda soru cevap bölümünde tekrar davet edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli misafirlerimiz, Uğur Bey beklentisinin yatay olduğunu söyledi. Ama bir de görelim bakalım sizin beklentiniz nasıl? Şimdi ikinci anketi yapalım istiyorum. Evet, ikinci anketimizde Türkiye'de yerel ticari kalite sıcak haddelenmiş rulo saç baz fiyatını 2021 sonunda hangi seviyede bekliyorsunuz? 1000 dolar altı, 1000-1100 arası, 1100-1200 arası ve 1200 üzeri. Bakalım katılımcılarımızın beklentisi nasıl? Evet, devam ediyoruz. Zaten login olan katılımcı sayımız 300'ün üzerine çıkmıştı. Biraz önce gördüm, epeyce üzerine çıktı herhalde 300'ün. Biraz daha bekleyeyim. 130, 160, 200 kişi oy verdi bile. Biraz daha bekleyeyim. Herhalde biraz yavaşladı oy verme. Evet, ortaya çıktı gibi. Evet. Şimdi ankete göre
%24'ü oy veren katılımcılarımızın 1000 doların altında bekliyor. %48'i, yarısı 1000-1100 arası. %18'i 1100-1200 arası ve %11 1200'ün üstünde. Dolayısıyla evet, katılımcılarımızın yarısı, oy veren katılımcılarımızın yarısı sene sonunda sıcak saç fiyatının, sıcak saç baz fiyatının Türkiye'de 1000 dolar 1100 dolar arasında olmasını bekliyor. Evet, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Şimdi sıcak saçtan kaplamalı ve soğuk saçlara doğru geçelim isterseniz. Şimdiki konuşmacımız Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı Yıldız. Hakkı Bey'i davet etmek istiyorum. Evet, hoş geldiniz Hakkı Bey. Umarım sağlık başta olmak üzere her şey sizin için de yolundadır. Evet, teşekkür ederim. Ben de tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Önce sağlık. Allah bir an evvel şu yaşamış olduğumuz pandemi belasından kurtulmayı bize nasip etsin. İnşallah. Zaman ayırdığınız ve katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Müsaadenizle hemen sohbete geçelim isterseniz. Öncelikle bu anket sonucuyla ilgili, sıcak saç fiyatlarıyla ilgili sizin bir yorumunuz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Ben 1000 ile 1100 dolar arasında olacak diye oy verdim. Oy verdiniz. Öyle o kısmı oy verdim. Ben Uğur Bey'in fikrine de katılıyorum. Hani sektörün talep anlamında bu senenin sonuna kadar canlı devam edeceğine inananlardan. Teşekkür ediyorum. Peki soğuk ve kaplamalı saçlar dedik. Bu malzemeler tabii piyasada yükselen yıldız şu anda. Yeni kapasiteler de geliyor. Uğur Bey de bahsetti. Siz nasıl görüyorsunuz piyasanın devamını? Önümüzde neler var? Murat Bey, yaşadığımız anı bir fotoğraflamak lazım. Bugün ben ne görüyorum? Bir kere pandemiyle, pandeminin nedeniyle baskılanmış bir talep var. Her alanda insanlar almak istediklerini, yapmak istediklerini yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bu bir kere normale dönecek. Onun yanında yine Uğur Bey bahsetti, benimki tekrar olacak ama Avrupa'da yaşanan bir kapasite kaybı var. Çin'de artan talep var. İhracatlarını engellemek için çeşitli uygulamalar hayata geçecek. Gelişmiş olan ülkelerin piyasaya sundukları ciddi bir nakit var. Tüm bunlara baktığımda ben hala talep ve arz dengesinin sağlanmadığını, arz anlamında kısıtlı olduğunu görüyorum. Ve bu da bana bu yatırımların, bu kapasitelerin gelişen ülkeler pazarında, hatta gelişmiş ülkeler pazarında artarak gideceği hissi daha ağır basıyor. Ben öyle görüyorum. Yani bu kapasitelerin kendisine yer bulabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda da yatırım yapıyoruz. Evet tabii, yani zaten yatırımlarınızla ilgili de sormak istiyorum. Siz zaten Yıldızlar Holding olarak birçok sektörde liderliği hedefliyorsunuz. Oldukça da inovatif bir bakışınız var. Bu da çok takdire şayan. Yatırım yapıyoruz dediniz. Yeni yatırımlarınızın devreye gireceğini duyuyoruz, biliyoruz. Bundan sonra sıcak saç üretimine yönelik bir yatırım beklemeli miyiz? Sırada o var mı? Peki rekabette ayrışmak için neler yapmak gerekiyor sizin açınızdan? Burada biz bizeyiz, kimse duymaz bizi. Öncelikle sıcak saçtan evvel mevcut yatırımlarımızdan biraz bahsetmek isterim. Buyurun. Biz 2018 yılının Haziran ayıydı. İşte bugünlerde ilk üretimimizi başladık. Yani yaklaşık 3 yıllık bir geçmişimiz var. Ama yola çıkarken bu sektörde ilk 3'te olabilmeyi hayal ederek başladık. Zaten bütün altyapı yatırımlarımızı da böyle seçtik. Kurmuş olduğumuz tandem soğuk hatta tesisinin kapasitesi 1.2-1.5 milyon ton arası. Arkamızda böyle bir proses kapasitesi olunca
bunu değerlendirmek için zaten hem Galvaniz hatlarında hem de DKP hatlarında bir kapasite artırma bizim için bir mecburiyeti var. Diyeceksiniz ki böyle bir mecburiyet olur mu? Olur. Niye olur? Yapılan tüm yatırım fizibilitesi bu soğuk haddenin kapasitesini tüketmek anlamında. Bu bağlamda da biz geçen sene 2020'de ikinci galvanizin yatırımına başladık. Montaj aşamasındayız. Üçüncünün de hazırlıklarını yapıyoruz. Yine soğukta da %25 DKP'de de %25 bir kapasite artışı yatırımına başladık. Ama yola çıkışta bir hayalimiz daha vardı elbet. Bu hayalimiz hala geçerli. Çünkü grubun ham maddeye ulaşmadığı, üretmediği tek alan. Burada sıcak saç. Yine Uğur Bey gelecek kapasiteleri de altını çizerek belirtti ama biz bir tüketici olarak bu sıcak saçın aynı zamanda bir tüketicisi olarak ve ülkenin bu anlamda yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünerek neden yapmayalım diye sesli sesli düşünüyoruz. Yine söylüyorum burada biz bizeyiz, kimse duymuyor. Ama eğer soğuk haddeyi 1.2 milyon tonu galvanizle tüketeceksek ben açık ve açık olarak şunu söyleyebilirim. Biz bu 3 galvanizin ham maddesini tedarik edemeyiz. İçeriden de tedarik edemeyiz, yurt dışından da tedarik edemeyiz. Özellikle de şu pandemi sürecinde, pandeminin etkisinin olumlu anlamda yansıdığı şu süreçte sac bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Dolayısıyla Yıldız Demirçelik şu kararı vermek zorunda. Ya soğuk saç yatırımını, soğuk hatta yatırımını böyle bırakacak. Bu kapasiteyi daha da artırmayacak. Çünkü tedarikle ilgili bir problem yaşayacak. Ya da bu yatırımı yaptığında ihtiyacı olan ham maddesine de ulaşmak durumunda kalacak. Dolayısıyla sesli sesli düşündüğümüz bir dönemdeyiz diyebilirim. Evet, çok heyecan verici. Teşekkürler paylaştığınız için. Aramızda kalacak tabii. Bizden kimseye çıkmaz, merak etmeyin. Ben de eminim kimseden bir şey çıkmayacak. Peki, bu böyle bir ortamda bu yaşanan gelişmeler, bu olağanüstü durum sizce, yani sizde bir yatırımcı olarak soruyorum bunu, pazarda satın alma ve birleşmeleri tetikler mi? Onu şöyle yine yorumlayayım. Farklı üretim sektörlerinde faaliyet gösterdiğimiz için orada da benzer bir soru var. Orada da yine yüzümüzü gelişmiş ülkelere çevirdiğimizde oyuncuların sayısının azaldığı, konsolidasyonun olduğu bir Avrupa var. Hı. 30 yıl evvele, 40 yıl evvele gittiğimizde hemen hemen her sektörde daha çok oyuncu vardı. Şimdi daha az oyuncu var ama daha büyük kapasiteler var. Bence bu kaçınılmaz bir durum olacak Türkiye içinde. Kapasiteler, oyuncu sayıları artacak ama bir an gelecek burada daha az oyuncuyla daha konsolide olmuş kapasitelerini toplamış belli başlı üreticilerin olacağı bir gelecek bekliyorum ben. Yani bizde de olası görüyorsunuz. Bu kaçınılmaz gibi geliyor bana. Bizde de, bizim kültürümüzde de olası görüyorsunuz bunu. Sektörel gelişmeleri dikkate alarak. Bu vallahi kültürümüz maalesef bu anlamda konservatif olabilir ama ayakta kalabilmek, ekonomik o dinamikler bizi bazen alışkanlıklarımızın ötesine itebiliyor. Bu bugün değil. Yani bu bahsettiğim benim bugün değil, yakın gelecekte değil ama bana göre 20 yıllık, 30 yıllık süre içerisinde bu birleşmeler, satın almalar duyulacak, bir şekilde yaşanılacak. Bu benim şahsi düşüncem tabii. Ama bu fikre nereden kapılıyorum? Bu fikre aslında çelik sektörünün
Avrupa'daki geçmişine biraz bakarak da katılıyorum. Arsenal ve Inter şirketlerinin birleşmesi, işte bazı şirketlerin bazı tesislerini rakiplerine devretmesi gibi gibi süreçler Türkiye'de yaşanılacak. Teşekkür ediyorum. Peki, yani tabii yine son dönemde yaşadığımız gelişmelerde, şimdi uzun uzun hikaye kısmını geçeyim de, bu kaplamalı saç üretiminde, bu kapasitelerde, piyasanın piyasa hedeflemelerinde bir ciddi bir bölgeselleşme riski söz konusu. Navlunlar da çok arttı. Müşteri tercihlerin tabii ki etkiliyor navlun maliyetlerinin yüksek olması. İhracat baskısı da artıyor. Bizde de %50 ihracata bağlı bir durum var şu anda. Bu buralardan hareketle yeni ihraç pazarlarına girebilmek için ne tür destek, ne tür yapılanmalara ihtiyaç duyuluyor sizce? Var mı böyle bir şeyiniz, düşünceniz? Mutlaka. Yine bulunduğumuz zamanı değerlendirelim. Türkiye bu yıl itibariyle ihracat miktarlarını hem rakamsal hem de hacimsel olarak artırdı. Burada en büyük etken özellikle de ihracatın büyük olduğu Avrupa kıtasının tedarikçilerini önceliğini değiştirmesi oldu. Avrupa Türkiye'yi bence daha önemli bir pozisyona koydu. Buna Çin'in tutarsızlığı diyeyim, mesafe olarak uzaklığı diyeyim, kalite farklılığı diyeyim. Ama her anlamda Türkiye bu saydıklarımızda Avrupa'da öne çıkan bir tedarikçi oldu. Ben %50 ihracata çok işin açıkçası takılmıyorum. Çünkü bazı ülkelerin fiziki yapısı, jeofiziki yapısı itibariyle böyle görevler üstlenebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de hem girişimci ruhuyla hem çeşitli jeofiziki avantajlarıyla Avrupa'nın, Afrika'nın, hatta Orta Doğu'nun, hatta Amerika kıtasının bir tedarikçisi olabilir. Bu anlamda da ihracatını %50'ye, 60'a, 70'e çıkarabilir. Ama şunu eklemek istiyorum. Yani bu oran, ihracat oranı yeni kapasitelerle beraber Türkiye'nin gelişimini de dikkate aldığımızda dengelenecektir diye düşünüyorum. Hemen hemen bütün ürünlerde Türkiye gelişmiş ülkelere göre çelikte, MDF'de, gübrede, aklınıza ne gelirse gelsin daha düşük, kişi başına daha düşük tonlarda, kilolarda değere sahip. O zaman ülkemiz geliştiğinde bu anlamda tüketim de arttığında eğer doğru stratejilerle komşularımıza ulaşabileceğimiz ihracat pazarlarına da kaliteli ve istenilen zamanda teslim edebilecek bu yapıyı kurduğumuzda ben yine dengenin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ha, ne yapmak lazım? Yapılacak aslında çok çok şey var bence. Lojistik bile bunun bir parçası. Türkiye'nin lojistik anlamda yatırımlara devam etmesi. Bugün sektörün yaşadığı en büyük problem üretmiş olduğu ürünü sevk edebilmek. Hem yurt içi hem yurt dışı. O zaman biz niye bir Yunanistan gibi deniz taşıma kapasitesine sahip olmayalım? Biz niye İtalya gibi markalar yaratmayalım? Biz neden kendinizi tüm bunları alt alta koyduğumuzda da yine bahsetmiş olduğumuz kapasiteleri rahatça satılabileceğine inancım benim pekişiyor. Tabii bir de şunu söylemeyi unuttum. Finansman kolaydı. Yani bu saydıklarım biraz bizle, üreticilerle alakalı. Ama finansman kolaylığı da sektöre finans kuruluşları tarafından bir destek mahiyetinde yardım edildiğinde ben yine ihracatın
bu kapasitelerle artabileceğini düşünüyorum. Çünkü alıcılar özellikle de artan fiyatlarla gerek akreditif açmada gerek teminatlandırmada sıkıntı yaşıyorlar. Vade istiyorlar. Türkiye'nin belki bu anlamda da finans kolaylığı anlamında da yaratacağı etkiyle, pozitif etkiyle biz durmayız, yolumuza devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizi de toplantının sonunda soru cevap ve tekrar sohbet bölümümüzde tekrar davet edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kaplamalı ve soğuk saçlar deyince sayın katılımcılar elbette hemen akla Borçelik geliyor. Şimdiki konuşmacımız da Borçelik Genel Müdürü ve SOGAT, Soğuk Addeleme, Galvaniz ve Boyalı Saç Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerem Çakır. Hoş geldiniz Kerem Bey. Nasılsınız? Murat Bey çok teşekkürler, sağ olun. Ben de sizlere İSA'da ve Steel Orbis aslında teşekkür ederek ve katılımcılara selam vererekten aslında başlamak istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Zaman ayırdığınız için de tekrar teşekkür ediyorum. Anket sonuçlarıyla ilgili önce fikrinizi sorayım. Var mı farklı bir düşünceniz? Yok valla hep aynı şeyi söylüyorum. 2018 yılındaki bir Steel Orbis konferansında ben böyle bir öngörüde bulunmuştum yüksek sesle. $1,000'ın altına artık sıcak saç düşmez diye. Galiba Temmuz ayıydı. 2 ay sonra, 3 ay sonra işte $400'ları görmeye başlamıştık. Onun için ben orada Uğur Bey'e katılıyorum. Orada sanıyorum ki görmek istediklerimizi görüyoruz. Yani şu anda öyle çılgın zamanlar yaşıyoruz ki bir şey söyleyemiyorum, öyle söyleyeyim. Evet, evet. Peki, teşekkürler yine de. İzin verirseniz sohbete geçelim. Peki ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Soğuk ve kaplamalı saçlar tarafında. Evet. Sektörün sağladığı istihdam, siz dernek başkanısınız da aynı zamanda. Tabii tabii. İstihdam ve döviz girdisi miktarı konularında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tüketilen saç miktarı nedir bunlar? Yani sektör baktığınızda çok hızlı büyüdü. Özellikle 2016-20 yıllar arasında, onu da vurgulamak istiyorum. Yani çünkü takdire şayan bir büyüme, kapasitelerimiz şu anda %47 arttı. Yani neredeyse yarı yarıya tek sektörün büyüdüğünü söyleyebilirim. Soğuk ve galvaniz saç üretim toplamımıza baktığınızda dediğiniz gibi. Yani Gökhan Bey de belirttiler. Soğuk saçta 3 milyon ton, galvaniz saçta 4.7 milyon tonluk bir kapasitemiz var. Dediğiniz gibi ben aynı zamanda 6 adet firmanın oluşturduğu SOGAD'ın, yani Soğuk Adde ve Galvaniz Üreticileri Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum. Şu anda SOGAD üyelerinde üye olan kuruluşlarda yaklaşık 5.000 çalışana istihdam veriliyor. $1 milyar da ihracatı var. SOGAD üyelerinin. Fakat hani burada ihracatı ben biraz daha farklı bir şekilde bakıyorum. Biliyorsunuz biz Soğuk Adde ve Galvaniciler ana olarak ihracatçı sektörlere, Türkiye'nin lokomotif ihracatçı sektörlerine de malzeme veriyoruz. Yani bunun içerisinde otomotiv beyaz eşya da var. %75'ini ihraç ediyor. Radyatör de var. %70'ini ihraç ediyor. Makine endüstrisi var. İşte %60'ını. Yani nispeten daha az da olsa boru profil bile var. Yani %45'ini ihraç eden. Dolayısıyla hani bizim saçlarımız bazen bobin olarak, galvanizli bobin, soğuk saç bobin olarak, bazen de buzdolabı kapağı, bazen işte radyatör paneller olarak dışarı gidiyor. Borçelik'ten örnek verecek olursam, yani bana ne kadar ihracatınız var diye sorulduğunda %76 diyorum. Bu dediğim direkt ve indirekti dahil ederek. Evet, evet. Peki, tüketim rakamına gelince belki onu da bahsedebilirim. Yani tüketimde de haklısınız. Yani tabii ki yani hepimizin bildiği gibi ana girdiğimiz sıcak saç. Yani sıcak saçta da sektör Türkiye'nin en büyük tüketicisi, onu söyleyebilirim. Galiba borunun da önüne geçiyoruz. Boru 4,5 milyon tondu. 5 milyon tonun üzerinde şu anda. Hadde ve galvaniz, bağımsız hadde ve galvaniz tesislerinin şu anda sıcak saç tüketimleri. Yani en büyük girdiğimiz, aslında en büyük stratejik de aslında malzeme kaynağımız sıcak saç diyebilirim, doğru. Yani boruyla birlikte toplamda baktığımız zaman 9-9,5 milyon ton neredeyse, sıcak saç alıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Evet. Yani bağımsız şu anda, tabii, olarak diyoruz. Evet, bağımsız evet. Diyorum. Çünkü bazı mesela entegre tesislerimiz var ki galvaniz tesisleri ve aslında soğuk adde tesisleri de var. Ama şu anda yani sektörümüz sıcak saçın zaten en büyük tüketicisi durumda.
Tabii. Hem de güzel, özel de stratejik bir yeri var. Yani tüketici derken hem demir çelik sektörü olaraktan gözüküyor ama aynı zamanda da son kullanıcılara bir şekilde hitap ediyor. Yani pozisyonlanması aslında belki çok stratejik tam ortada. Tabii tabii, kesinlikle, kesinlikle. Peki hangi durumlarda ithalata ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani mesela yüksek katma değerli ürünler üretimi yapıyorsunuz. Orada özel kalite ham maddeye ihtiyacınız var. Biliyoruz ki yerel üreticilerimiz bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Başarılı Doğru. sonuçlar alıyorlar. Deneme üretimlerini yapıyorlar. Özellikle tabii siz de bahsettiniz. Otomotiv ve beyaz eşya sektörü bunlar başta olmak üzere. Özel kalite malzemeler lazım. Soğuk, galvanizli, boyalı saç. Bunlarla ilgili yeterli, daha doğrusu her türlü kaliteyi bulabiliyor musunuz? Ne zamanlar ithalat ihtiyacı doğuyor? İstikrarlı tedarik sağlayabiliyor musunuz? Nasıl durum? Yani Murat Bey, şimdi ithalat konusu zaten aslında en ana sıcak konularından bir tanesi bizim sektörümüz içinde. Yani hatta zaman zaman işte sıcak argümanların da yaşandığı konulardan bir tanesi aslında. Buraya belki daha uzun bir cevap vermem gerekiyor. Yani hep de konu geliyor, işte neden ithalat tercih ediliyor, neden iç piyasa alınmıyor? Bunun gibi de çok argümanlarda yaşıyoruz aslında meslektaşlarımızla. Şimdi böyle madde madde cevaplayayım. Tabii bunu cevaplarken işte Sokat şapkamla da cevaplamak istiyorum. Sadece boğa çelik şapkasıyla değil. Yani birincisi miktar. Onu çok çok kısa bir şekilde söyleyebilirim. Yani hep bahsediyorum. Yani son 5 yıllık döneme baktığınızda üretim şu anda tüketimin gerisinde. Yaklaşık 2 milyon ton yıllık gerisinde. Yani buna ihraç edilen saçları da koyduğunuzda, sıcak saçları. Yani yıllardır süre gelen ithalat ile dengelenmesi zaruri olan bir kronik üretim açığımız var şu ana kadar. Yani dolayısıyla hani firma bazlı falan değil, geneline baktığınızda maalesef şu anda tüketim üretimin hep önünde kalmış oluyor. Yani bu senede zaten ilk 3 aya baktığımızda da benzer şeyi görüyoruz. Yani yine tüketim üretimin 800 bin ton önünde, neredeyse 1 milyon ton önünde. Dolayısıyla hani birinci sebep Türkiye olaraktan bahsedeyim, miktarın yetersiz olması. Ha, burada çok güzel yatırım haberleri de duyuyoruz umuyorum. En sıcak karşılayan sektörlerden tabii ki de biziz bu yatırım haberlerini sıcak saçta. İkinci sebep kalite, bahsettiniz. Yani şu anda Türkiye'de üretilmeyen veya yani üretilmeyi tercih edilmeyen ölçek ekonomisi nedeniyle. Yani çünkü belli kalitedeki sıcak saçları üretmeniz için işte lotlarla bunları aslında konsolide ediyor olmanız lazım. Bu yüzden belki bazı ebatların Türkiye'de ihtiyacı da az olduğu için bu ölçek ekonomisinden bahsettiğim bu tercih edilmeyen de ebatlar var kalite olarak. İşte bunlara örnek verdiğimizde işte hassas veya çok hassas yüzey niteliğinde olan, özellikle otomotivde kullanılan ürünler var. İşte nasıl dual phase dediğimiz çift fazlı ürünler var, galvanili ürünler var. İşte vakum altında karbonu giderilmiş üretilen çok düşük karbonlu dediğimiz, yani IF, ULF, ultra low karbon çelik kaliteleri var. Örnek vereceksen birkaç tanesi. Bunlar yani kalite olaraktan aslında ithalata yönelmemizin sebeplerinden bir tanesi. Tabii ebatsal olaraktan bazen sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Mesela 1000 milimetrenin altında bazı kalitelerde bu konsolidasyonla da sıkıntılar olacağını düşünüyorum büyük ihtimalle ölçek ekonomisinden dolayı. Tercih edilmeyen, üretilmeyen şu anda ebatlar var. Bu ikinci sebebimiz. Liste uzun, ben bir şey yapayım. Üçüncüsü yani termin, tabii ki onu söyleyebilirim. Yani termin çok önemli bir faktör malzeme aldığınızda. Yani Sogat üyelerinin farklı termin ihtiyaçları olabiliyor. Bazı üyelerimiz daha uzun satıyor, daha uzuna malzeme alabiliyorken bazı üyeler daha kısa sektörde terminlerle malzeme satıyor. Dolayısıyla ihtiyacını daha kısa almak, zamanda almak mecburiyetinde. Yani şu anda mesela örnek vereyim. Yerli sıcak saçta termin Ekim ayı, Ekim üretimi baktığınızda. Ama mesela Rusya'dan, Hindistan'dan yine örnek veriyorum. Birkaç tane de eklemeyeyim. Sadece bunlar yeter zaten. Hani bunlar Temmuz üretimi satıyorlar. Şimdi bazı üreticiler hadde ve galvanizli sektöründe baktığınızda hani daha uzuna satmış ve daha uzuna alabilirken bazılarının Temmuz kapasitesi, Ağustos kapasitesi mesela müsait ve o zamana malzeme isteyen müşterileri var. Dolayısıyla hani burada maalesef tabii şu anda yerli piyasa bir çözüm olamayabiliyor. Başka bir konu, zamanda sevkiyat. Yani hani termini söylediniz, o terminde malzemeyi verebiliyor musunuz? Bu önemli bir kriter baktığınızda. Şimdi ithalatta şöyle bir avantaj var tabii. Tüm ithalatlarda böyle bir avantaj var. LC ile çalışıyorsunuz. Yani biz de ihracat yaptığımızda aynı şeye dikkat ediyoruz tabii. LC ile çalıştığınız için o malzeme %99
belirttiğiniz zamanda data state of shipment denilen zamandan önce yükleniyor ve size geliyor. Şimdi burada tabii biraz da kapasite, yani daha doğrusu miktarla da Türkiye'nin arz talepteki dengesizliğiyle yaşanan bazı sıkıntılarımız var. Yani bizim üyelerimize baktığınızda, ki biz belirttiğimiz gibi 5 milyon tonun üzerinde mesela sıcak saç tüketiyoruz. Yani biz son 2020'nin son 6 ayındaki sevkiyat performansı iç piyasadan %50'lerin altındaydı maalesef. Yani sipariş ettiğimiz her 10 tonun ancak 5 tonu sipariş ettiğimiz ayda geliyordu. Ve bu da mesela bir şeye sebebiyet veriyor. Ya oraya verirken biraz daha LC'li, zamanda gelecek malzemeye belki kaymak da bir sebebiyet konusu olabiliyor. Son olaraktan da vade diyebilirim. Vade de aslında, hele şu anda baktığınızda, yani finansmanın çok sıkıntılı olduğu, eskiden 10 tonun belirli bir finansman maliyeti vardı. Şimdi 10 tonun finansman maliyeti 2 katına 3 katına çıktı. Yani siz işinizde bir tarafta ticari alacağınız var, onu da ticari borcunuzla dengelemeye çalışıyorsunuz. Yani bizim ticari borcumuz da aslında baktığınızda sıcak sacın vadesi. Yani Türk üreticiler çok sıcak bakmayabiliyor veya şu anda istenilen vade oranları yani dolar bazında işte aylık .4.5-.5'lere geliyor. O da yıllık %5.5-6'lar civarında. Hani o da belki sıkışan şeyler için, hadde ve kaybedenciler için, özellikle finansman konusunda bir faktör olabilir. Yani tabii bir de en son tabii hep konuşuyoruz fiyat. Hani maalesef hani bazen hani enflasyon mu faiz mi konuşuluyor ya, bazen hangisi neden çıkıyor? Aslında ben de şey diye bakıyorum. Fiyat edilgen bir konu olaraktan bakıyorum yani bu tartışma içerisinde. Aslında ya zaten ben sağlıklı bir rekabet ortamı oluştuğunda Türkiye'de arz talep olarak sıcak saçta, zaten bizim sıcak saç üreticilerimizin son derece rekabetçi olabileceğini de biliyoruz. Böyle cevap verebilirim belki. Çok teşekkür ediyorum. Çok açık oldu. Teşekkürler. Peki son olarak, gerçi daha sonra Harun Bey ile konuşacağız Avrupa pazarını, ama sizin için de özel bir önemi olduğunu biliyorum. O açıdan da sormak istiyorum. Bu Avrupa'da oluşan talep sizce ne kadar daha devam eder? Bir de Avrupa Birliği'nde tabii yeşil mutabakat konusu var. Evet. Bu sınırda karbon uygulamasının yaratacağı fırsatları ve tehditleri nasıl görüyorsunuz? Evet, yani birincisini kısa anlatayım. Belki Harun Bey'e de da biraz daha merak ediyorum. Onun dedikleri de daha değerli olabilir. Yani Avrupa'da tabii pandemi sürecinde çok olumsuz etkilendi. Kapasiteler ciddi kısıldı. Üretim düşüşüne gidildi. İşte Polonya'da tesisler kapandı. Almanya'da, Belçika'da da kısıtlamalara gidildi üretimde. Yani biz 2020 yılı içerisinde yaklaşık 30 milyon tonluk çelik üretimi etkilendi. Pandemi öncesi sonrası diye. Fakat hani şu anda çok net şeyi görüyoruz. Artan taleple birlikte kapasitelerin tekrar geri geldiğini çok net görüyoruz. Yani şu anda hani 30 milyon demiştim, onun sadece kapalı olan ve idle olaraktan kalan 3,5 milyona indi. Yani dolayısıyla aslında Avrupa hızlı bir şekilde şeyi tamamladı. Arz talebini dengelemeye çalışıyor. Ama yani buradaki problem delik o kadar büyük ki Murat Bey baktığınızda. Yani tedarik zincirleri biliyorsunuz şeyle çalışıyor. Yani safety stoklarla, emniyet stoklarıyla falan çalışıyor her şey. Yani, yani bu kadar büyük bir deliği siz eski rakamlarınıza işte 3,5 milyon ton azıyla yakalayaraktan değil, biraz daha gaza basarak da aslında yakalamanız lazım. Şu anda Avrupa en sıkışık aslında teritörilerden bir tanesi arz talebin dengesi bakımından. Hala epey sıkıntı var. Yani baktığınızda en sıkıntılı sektörlerden veya en sıkıntılı bölgelerden diyebilirim. Yani talep hızlı bir şekilde geliyor. Mesela otomotive baktığınızda 2019'da 21 milyon ünit araba üretilmiş. 2020'de 16'ya düşmüş bu, 16.5'a. Şimdi tekrar çıkıyor. 2021'de 19.5, 2022'de 21. Bu tekrar, yani baz etkisi dediğimiz etki var ya, 2020'nin çok düşük olan 16.6'sını hızlı bir şekilde kapatıyor Avrupa. Yani dolayısıyla ona yetişmekte, yani sadece eskisini yaparak yetişmesi kolay değil Avrupa'nın. Tabii bir de hani maalesef anlayamayacağım bir şekilde inat devam eden bu safeguard konusu var. Yani Çin öteki tarafta diyor ki, Çin artık ben diyor, yani bütün bu işin müsebbibi olan Çin diyor ki, ben artık ihracatıma vergi koymayı düşünüyorum diyor. Yani baktığınızda burada diğer bir oyuncu var ki diyor, ben biraz daha korumaya devam edebilirim. Yani bu tabii ki çok ciddi bir şekilde de arz talebin sıkıntı yaşamasına sebebiyet verecek orada. Şimdi ikinci sorunuz bence daha önemli. Bu yeşil mutabakat yani çok önemli de, yani tehdit ve fırsat olaraktan görüyorum ben baktığınızda.
Çünkü dediğin işte yani en büyük ticari partnerimiz Avrupa, onu söyleyebilirim. Yani yeni sıcak yatırımlarından da konuştuk. İşte Uğur Beyler bahsetti, yeni yatırımlar konuşuluyor. Yani biz bazen o örneği veriyorum. Yani biz yavaş yavaş düdüklü tencere olma yoluna gidiyoruz ülke olarak. Bizim bu kadar sıcağı, bu kadar galvanizi, bu kadar soğuk sacı iş ortaklıkları değerli dostluklarla aslında ihraç ediyor olmamız lazım. Burada Avrupa çok önemli bir pazar. Yeşil mutabakat da burada önemli. Yani bu aslında sürdürülebilirlik Avrupa'nın yaptığı konusunun bir alt kümesi. Yeşil mutabakat. İşte tabii belli inovasyon ve dijital dönüşümü merkeze aldığı Avrupa'nın daha yeşil, yaşanabilir dünya için belirli inisiyatifler çerçevesinde ilerliyor. Ama bu inisiyatiflerden en önemlisi, sizin de belirttiğiniz gibi, yani bu yeşil mutabakattaki en önemli inisiyatif, bizi de etkileyen, sınırda karbon düzenlemesi. CBAM denilen. Yani Carbon Border Adjustment Measures dedikleri. Çok yeni. 2 gün önce draft, daha yayınlanmadı. Yani ofisyal olarak da yayınlanmadı. Draft versiyonu AB içerisinde paylaşıldı. Yani o draft bizim de elimize geçti. Hı. Öyle söyleyeyim. O draftta yapılması gereken düzenlemeler aslında çok güzel şeyler, ipuçları verilmiş. Yani ülkemiz açısından aldığınızda, konuyu ele aldığınızda, öncelikle mutlaka yani iklim değişikliği ve karbon emisyonların azaltılması ile ilgili Türkiye'de yapılan çalışmaların hızlandırılması ve en önemlisi kendi emisyon ticareti sistemimizin hayata geçirilmesi elzem gibi gözüküyor burada. Çünkü kendi ETS sistemimiz, bu emisyon ticaretinin kısaltılması, ETS sistemimizin kapsamında AB'nin uygulayacağı sınırda karbon düzenlemesi fiyatlarından da muafiyet veya azaltım talebimiz olabilir. Yani drafta göre Avrupa diyecek ki, ha sıcak saç mı bana ihraç edeceksin veya girecek. O zaman bakacak kendi içinde şu anda 52 euro işte karbonun tonu. Çarpacak. Ha ben sıcak saçta ithalatçıdan şu kadar şu kadar para almak istiyorum diyecek. Ama sizin kendi ETS'iniz varsa ve hali hazırda bir miktarını zaten yani bu kendi emisyon ticaret sisteminde siz kendiniz toparlıyorsanız, o zaman bunu yani Avrupa'ya değil vergi olaraktan kendi ekosisteminizde, Türkiye içinde tutmanız mümkün. Onun için kendi ETS sistemimizi hızlı bir şekilde hayata geçiriyor olmalıyız. Yani Avrupa'da Avrupa'yı hep diyoruz, yani Avrupa ile ilişkimiz, gümrük birliği, demir çelik üzerinde sahip olduğumuz AKÇT anlaşmaları ile uzlaşı gücümüzü de burada kullanmak önemli. Onu da söyleyebiliyoruz, söyleyebilirim. Yani burada çok büyük bir avantajımız var, hep diyorum. Yani Ark Ocağı şu anda Türkiye'de çok farklı dünyaya göre. Ark Ocağı işte %80, işte %70'e %30 dünya ortalamasının tam tersi neredeyse baktığınızda. Ve Ark Ocakların aslında karbon salınımı olarak baktığınızda büyük bir avantajı var. Yani burada default value denilen değerler kullanılacak diyor. Fakat her ülkeye ve her belki firmaya göre, orası daha soru işareti, bunlar düzenlenebilir. Dolayısıyla yani Türkiye'de karbon ölçümünü ürün ve firma bazında yapılması ve firmaların çok geç kalmadan aslında karbon ölçüm takip sistemlerini de, kayıt sistemlerini de oluşturması gerekiyor. Burada tabii en büyük iş sıcak saç üreticilerine düşüyor. Yani soğuk saç ve galvaniz saç dediğimizde, yani bizim sektörümüzün karbon salınımı zaten %90'ı aldığımız ham malzemeden geliyor. Yani burada sıcak saç üretimi, belki Uğur Bey daha sonra da şey yapabilir, comment de yapabilir. Yani burada düşü de çok önemli iş düşüyor diye düşünüyorum. Ya bu önemli bir konu. Tabii yani indirekt emisyon olaraktan gözüken ve kapsam 2'ye dahil olan enerji emisyonları, elektrik baktığınızda, enerji emisyonları ile ilgili olarak da hem ülkesel hem de firma bazında yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmamız, karbon footprint'i, ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Ve tabii ki işte yeni teknolojileri de takip etmemiz lazım. Çelik üretiminde bunları özetleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Arada böyle didişsek de Avrupa'nın da özellikle bizim sektör açısından, genellikle ülke açısından tabii önemi ayrı, ama bizim sektör açısından çok çok ayrı bir önemi var. Değil mi? Evet evet, yani kaçınılmaz bir iş partnerimiz, onu söyleyebilirim. Sadece evet. Demir çelikte de değil, ticari olaraktan baktığınızda en büyük hacim yaptığımız partnerimiz. Dolayısıyla bu demin bahsettiğim gibi, özellikle demir çelikte de gümrük birliği ve AKÇT bazında da bazı avantajlarımız var. Dediğim gibi yani gelecekte de hani bir tarafta Section 232, bir tarafta Safeguard derken bir yerlerde vanayı açmalıyız. Yoksa şu anda yani nazar değmesin, demir çelik üretimimiz, demir çelik kapasite artışlarımız
demir çeliği tüketen sektörlerden kat ve kat daha hızlı gidiyor. Dolayısıyla ihracat zaruriyet. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu sohbet bölümümüzde, soru cevap bölümümüzde bu konuda Uğur Bey'den de yorum alacağız inşallah. Tekrar teşekkürler Kerem Bey. Sağ olun. Şimdi de sektörün bir diğer önemli oyuncusu ve son dönemde tabii ki ard arda gelen yatırımlarıyla giderek daha önemli bir oyuncu haline gelen Tatmetal ve Tatmetal'in genel müdürü Sayın Remzi Örnek sıradaki konuşmacımız. Hoş geldiniz Remzi Bey. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Estağfurullah, benim için büyük zevk. Ben sektöre yeni katılmış biri olarak hem yaptığım yorumlarda inşallah çok cahil olduğumu hissettirmem istiyorum. Bu arada beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Müsaade ederseniz hemen sohbete başlayalım. Bütün konuşmacılara soruyorum. Sizin anket sonuçlarıyla ilgili var mı yorumunuz? Beklentilerle ilgili. Ben ikisini hiç girmeyeyim o topa diyorsunuz. Ben ikisini de tutturdum. Yani benim neyse ben de ikisini de öyle yazdım ama işte Uğur Bey'e katılmamak mümkün değil. Tabii. Hepimiz bu İngilizce gut feeling diye bir şey vardır. Yani bağırsaktan konuşma diye. Biz de mideden konuşma diyorlar galiba. Hepimiz bence öyle konuşuyoruz. Ben öyle konuşuyorum zannediyordum ama anladığım kadarıyla herkes öyle. Bence bu yeni toplantı tekniğinin iyi bir avantajı işte bunları hakikaten kaydetmek durumunda olmamız bir. İkincisi de bu anket de enteresan. Yani bunu bence bir kenara kaydetmek lazım. Orada eğer oy verenler orada görünüyorsa bileni bilmeyeni böyle bir mesajla bundan belli bir süre sonra kendilerine bildirip tebrik etmek ya da olmadı demek enteresan olabilir. Yani spot tut oynuyoruz, yaptığımız o. Evet, doğru. O açıdan çok haklısınız, çok haklısınız. Peki, o zaman sohbete geçelim müsaade ederseniz. Kerem Bey de biraz önce bahsetti bu finansman durumundan. Önce onu sormak istiyorum size. Evet, finansmanla ilgili durum ne? Türkiye'de piyasada finansman sıkıntısı hissediliyor mu? Bu artan kur, yükselen fiyatlar işletme sermayelerine mutlaka olumsuz etki ediyor. Üretici ve tüketici açısından bu durumu değerlendirdiğinizde siz muhtemel sonuçları nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birkaç sektör görmüş birisi olarak bir kere şöyle diyeyim, yani şöyle ayırmak lazım. Ben öyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir finanse ihtiyaç duyanlar, bir de finansmanı sağlayacak olanlar. Her iki tarafa da bakmamız lazım. İşte söylediğim gibi birkaç sektör görmüş biri olarak eminim Türkiye'de şu anda döviz borcu olup hecide olmadan TL'ye yakalanmış firmalar var. Bu toplantıda söylemenin çok belki de anlamı yok çünkü bu toplantıda öyle bir firma olacağını zannetmiyorum, bilmiyorum, tahmin etmiyorum. Ama yani dolaylı olarak böyle sıkıntılar yaşayan firmalar sektörde bazı kötü etkiler yaratabilir mi? Bakmak lazım. Genel olarak işte şöyle bir şey düşünürüm ben hep, işte bazı dönemler fırsat dönemleridir. Oralarda işte yürü yaparız, sonra da bir dikkat etme dönemleri gelir. Biz şu anda dikkat etme dönemindeyiz ya da tedbirli olma dönemindeyiz. Hele işte bu fiyatların çıkışından sonra ben de işte yani o işaretlediğim şeyde de aşağı yukarı flat gideceğini düşündüğüm için onu işaretlemiştim. Yani burası çok dikkatli bir şekilde götürmemiz gereken yer. Şimdi finansmanla bunun ilgili kısmı hepimizin biraz önceki konuşmacılarında söylediği gibi geçen seneyle aynı boyutta iş yapmaya bile kalksanız finansman ihtiyacınız iki katın üstüne çıktı. Yani iki katı da değil. İki katın üstüne çıktı. Bu da demek ki finansman ihtiyaç duyanlar bizim sektörümüzde en azından birçok sektörde daha çok paraya ihtiyaç duyuyorlar. Yani bir de büyüme var. Yani şirket Türkiye büyümeden durmaz. Yani bütün aslında dünya büyüyor ama Türkiye daima biraz daha fazla büyür. Biz bu pandemiden önce hedeflediğimiz büyümeler var. Biraz önce Hakkı Bey'in bahsettiği şey hep benim için de geçerli. Yani dönüp baktığımızda kurduğumuz bir tandem hattı var. Şimdi bunun alt tarafındaki malzemeyi üretmek için yeni hat yatırımları yapılmayacak mı? Yapılacak. Belki zamanlaması biraz bu yeni durumda düşünülebilir. Ama yani o işte zaten girmiş pandemide öncesi ya da yeni bu finansal durum öncesi pozisyonu ayarlamış firmaların hepsi geçen seneye göre zaten üretim açısından da büyüdüler. Dolayısıyla iki katından da fazla
işletme sermayesine ihtiyacı var bütün firmalarımızın. Dolayısıyla bir kere şey tarafında olan finanse ihtiyaç duyanların finansman ihtiyacı 2 katın üstünde. 2,5 katına yakın. Cirolar da öyle tabii büyüyor. Ayrı konu. O, yani girdisiyle çıktısıyla büyük bir büyüme var. Ve bunu destekleyebilecek bir şeye ihtiyaç var. Şimdi o da finansmanı sağlayacak olanlar. Onların açısından bakmak lazım. Ya şu ana kadar çok büyük problem yaşanmadı. Ben açıkçası yine buna benzer tahminler yapıldığında şeyi bekliyordum. Yani gerçekten burada bayağı sıkıntı bekliyordum ama şunu çok net hepimiz görüyoruzdur tahmin ediyorum. Hani belki bizleri çok etkilemiyor henüz ama bizim müşterilerimizi etkiliyordur mutlaka. Yani büyük bir isteksizlik var bankalarda. Yani biz şöyle hissetmiyoruz. Herkes biliyor ki biz para kazanıyoruz. Yani bütün bankalar bunu biliyor bence. Biliyorlar ki para kazanıyoruz. Para burada gitmez. Dolayısıyla onlar şimdi artık kime kredi kullandıracaklarına çok dikkatli bakıyorlar. Ve biz demir çelik sektörünün hemen hemen her alandaki firmalar olarak bence onların favori fonlama şeyleriyiz, alanlarıyız. O nedenle çok hissetmiyoruz. Yalnız bizimle bağlantılı olan, bizim şeyimizde, bizden yani downstream derler ya, bu alt tarafımızda olan müşterilerimizde problemler çıkabilir. Bu adamların bazıları bence gaza gelip dünya kadar mal almış olabilirler. Aldılar bence. Yani özellikle stokistler aldılar. Ben yurt içinde bir yavaşlama görüyorum. Otomobil sektöründen ya da otomotiv sektöründen dolayı bir yavaşlama var gibi. Bu Çin meselesi de bence epeyce etkiledi. Son 1-2 haftadır özellikle bence o da etkiledi. Ama ben bütün bunların yanında... Yani bu işte fiyatlar yukarı giderken bir an önce malları alalım gibi bir stoğa girme durumu da görüyorum. Adamlar ilk bakıldığında ucuza malzeme aldık, oh ne güzel deseler de çok fazla stoğa girmiş ve bunları ellerinden çıkarabilseler bile bütün oradaki finansmanı yönetemeyecek halde kendilerini fazla charge etmiş olabilirler. Buna dikkat etmek lazım bence. Benden önceki konuşmacılar çok olumluydu. Ben de çok olumluyum. Yani genel olarak gayet olumluyum da. Hani belki bu soruya karşı bir de finansman sorduğunuz için. Bence bunun en önemli sıkıntılı ayağı finansman ayağı. Orada bir sıkıntı çıkmazsa bu işler yürür. O yüzden bunu bana sorduğunuzda o tarafını söylüyorum. Peki ne yapmak lazım? Yani tüketici tarafında, önce bir tüketici tarafında söyleyeyim. Tüketici ne yapar? Yani normal şartlarda işte... Ben İTÜ mezunuyum. Orada bize bir şey okutmuşlardı. İktisat dersi. Sonradan da biraz okudum ettim falan. Orada meşhur arz talep eğrisi işte. Biraz önce de konuştuğumuz şey. Buna göre işte arzdaki daralmadan dolayı fiyatlar yükselir. Sonra talep kendini ona göre ayarlar derler. Değil mi? Talep kendini ayarlar. Yahut talep orada kalırsa arz kendini ona göre ayarlar. Böyledir. Bilmiyorum. Benim bildiğim budur. Burada başka bir şey oluyor. Arz yukarı gelirken talepte düşme yok. Ve ben biraz önceki konuşmacılardan herhalde Uğur Bey söylüyordu. Müthiş bir tüketici kendine iyi davranma dönemi geleceğini düşünenlerden. Yani tüketiciler kendilerine iyi davranmak isteyecekler. Ne demek bu? Adamlar tıkıldılar, evlerde kaldılar dünya kadar. Avrupa'daki bence talebin yukarı gitmesinin de sebebi oradaki aşılamanın ileri gitmesi falan, Türkiye'de de böyle olacaktır. Ben yani açıkçası bu fiyatların ya da fiyat demeyelim. Bunun dışında bu tüketimle alakalı aşağı bir herhangi geliş olmayacağını düşünüyorum. Ama çok dikkatli olmak lazım. Çok. Yani pozisyonları iyi ayarlamak lazım. Mesela biraz önce Kerem Bey'in söylediği bu tedarik yani tedarikçilerimizdeki bazı tedarikçilerimiz diyelim hani öyle geçelim. Oradaki bence %50'yi falan buluyorsa süper. %20-25'lerde dolaşan tedarik başarısının şöyle bir etkisinden bahsedeyim. Bizim böyle bir dönemde yapmak istemeyeceğimiz en önemli şey nedir? Yüksek pozisyona girmektir, değil mi? Yani işte elimizde mal kalmasın. Eğer ticari ahlaksızlığımız yoksa, ben bundan vazgeçiyorum abi demiyorsak, demeyeceksek, o zaman yapacağımız şey ki biz yapmayız. Sektörde kimse yapmıyor. Görüyorum, sektör çok ahlaklı bu konuda.
Hani benim ya da benim 1,5 senelik tecrübemde ben hiç rastlamadım öyle bir şeye. Yani çıkarken de düşerken de neyse. Yani mesela ben geldiğimde 500-550 dolardı sıcak. Sonra bir 380 dolarlara kadar düştü. O dönemde hiçbir sıcak alıcısı ya almıyorum arkadaş ya da bilmem diyorum demedi. Tersinde de olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi uzatmayalım, şeye geleyim. Yani burada tedarik başarısızlığının, tedariğin yeteri kadar yapılamamasının şöyle bir etkisi var. Bilmiyorum kimsenin gözünden kaçar mı kaçmaz mı? Ya bu adamlar malı gönderemeyecekler diye biz gidip daha çok mal bağlıyoruz. Yani çünkü aslında en önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Tedariğin atıyorum %25 ya da 30 olması stabil olsa o kadar sorun olmayacak. Düşüyor, kalkıyor. Bu büyük bir problem. Bu da geliyor finansmana kadar geliyor. Çünkü mecburen bağlantıya giriyorsun, yüksek pozisyon alıyorsun. Çoğu zaman da stoklar oluyor elinde. Stok burada finansman açısından en çok dikkat etmemiz gereken şey olacak. Yani bir alacak sağlıklılığı, alacakların tahsilatındaki sağlıklı durum. Orada sıkıntı olabilir. Herkes dikkat etmeli. İkincisi de stok, yani yüksek stokla gitmek bu dönemde olabilecek en kötü şey, en büyük sıkıntı. Aynı zamanda bir de sattığımız yerlerdeki stok seviyelerine çok iyi bakmamız lazım. Özetle çok dikkat etmemiz gereken bir dönem. Finans kaynakları dünyada işte likidite var, şudur budur. Çok güzel Biden işte 6 trilyon diyor, işte altyapıya vereceğim diyor. Bunların hepsinin etkileri olabilir, olacaktır. Ama enflasyon da var, unutmayalım. Yani tüketicinin davranışında çok dağıttım galiba ama tüketicinin davranışında ben olumlu bir gelişme bekliyorum. Sıkıntı çıkarsa finansman tarafından çıkar diye düşünüyorum. Çok dikkatli olunması gerekir. Bunu halledebilmenin yolu stok seviyelerini ve pozisyonları iyi yönetmektir. Sonra kavga çıkmamalı. Tamam, yani büyük, yani bu olmamalı. Çünkü bu iş bazen sistemin içerisindeki küçücük bir grubun yaşadığı finansal sıkıntı nedeniyle büyüyerek bütün sektörü etkilemesi olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Dolayısıyla herkes, bütün sektör kendi içindeki görevleri iyi yapmalı. Ben de kendi şirketime baktığım zaman böyle götürmeye çalışıyorum. Fiyat, birisi söyledi, yanılmıyorsam Uğur Bey söyledi. Ya fiyat tamamdır. Yani girdisiyle çıktısıyla iyi yönetebildiğiniz zaman ikisi arasındaki marjı da güzel ayarlarsanız şirketin sağlıklı gider gayet iyi. Ve mümkün olduğu kadar yüksek marjlar elde edilmesi lazım. Sektörün çeşitli oyuncuları bu aralar iyi marjlar elde ettiler. Bunları yatırıma çevirdikleri zaman, yatırıma çevirmek isteyeceklerdir büyük ihtimalle. Bu zamanda yani çok doğal olarak. Yatırıma çevirmek istedikleri zaman dikkat etmeleri gerekir. Çünkü başlayanlar ayrı ya da buna yakalanmayanlar ayrı. Şu anda ben yatırım yapılan sektörlerde de fiyatların belli bir dönem boyunca yukarıda olacağını düşünüyorum. Yatırım maliyetleri yukarıda olacaktır. Yine aynen bizim sattığımız malların fiyatlarının yukarı gitmesinden dolayı da böyle olacaktır. Yani unutmayın, bizim yaptıracağımız hatlar, alacağımız şeylerin hepsinde, yani bugün merdane fiyatlarını haddeciler gayet iyi biliyorlar. Hepsi iki katına çıktı. Bunun gibi yani yüksek, normalde gelecekte belki bir iki sene sonra çok daha ucuza alabileceğimiz şeyleri daha pahalıya alacağız. Almak gerekiyorsa tabii ki alacağız. Ayrı konu, yatırımını yapacağız. Bu da dikkat çekilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Aklıma gelenler bunlar. Yani çok ben olumlulardanım, olumluyum. Bir ara korktum, onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Sektörde şöyle bir şey görüyorum. 2008 korkusu var. Yani Sogar toplantısında da aynı şeyleri konuştuk. Şimdi şöyle bir şey var. Yani felsefi bir şeyden bahsedeceğim. Ne kadar felsefi de bir şey. Hep bunu düşünüyorum bu aralar. Tecrübe çok güzel bir şey. Tecrübe müthiş bir şey. Yani harika. Ama baş belası aynı zamanda. Doğru olan analiz yapmak. Daha doğrusu analizle tecrübeyi birleştirmek. Bence birçok kişiyi hep 2008'deki tecrübelerinden dolayı korkarken görüyorum. Hani biraz da dışarıdan konuşuyorum sanki. Öyle düşünün. 2008'de en büyük sıkıntı yaşayan sektörlerden biri Demir Çelik. O zaman ben otomotivdeydim. Otomotiv de çok problemliydi. Ama Demir Çelik'in de çok problem yaşadığını gayet iyi biliyorum. Bir anda fiyatların düşmesi büyük problemdi. Sermaye kayıpları oldu.
Fakat bu seferkini gidip direkt oraya yapıştırmayı da çok manalı bulmuyorum yani açıkçası. Herkes düşünebilmeli, okumalı, etrafa bakmalı ve ona göre karar vermeli. Ben okuduğum zaman bunun böyle büyük bir çakılma şeklinde olmayacağını düşündüğüm için $1,000 ile $1,100 arasındakine işaretledim. Bir şey gelecek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Enflasyon, dünyadaki enflasyon nedeniyle, yani bu kadar basılan para nedeniyle, yine Uğur Bey'in bahsettiği o fiyatların tekrar $500-550 seviyelerine bir daha gelmeyeceğini, ya da düşerse tekrar yukarı biraz gitmek üzere geleceğini düşünüyorum. Yani yeni seviye belki $600-650. Ama şu anda bulunduğumuz seviyeden oraya da böyle bir ayda düşürmeyeceğini tahmin ediyorum. Diyorum ve şimdi susayım bu konuda. Başka bir şey çok var. Teşekkür ederim. Gerçekten 2008'den çok farklı şartlardayız. Mutlaka sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yer durumu geçerli sektör için ama analizi unutmamız lazım. Analiz yapmıyoruz. Böyle bir huyumuz var. Yani biz millet olarak biraz böyleyiz. Şimdi böyle kolalık etmeyeceğim ama yani biraz burada ihtiyaç var. Analize ihtiyaç var. Çünkü krizde analize ihtiyaç var. Yani kriz dediğiniz şey sadece benim elim sobadan yandı, bir daha değerdirsem ya, çok güzel tecrübe. Harika. Ama yani bu durumda ne var diye de bakmak lazım. Hiç bakmadan ezbere gidildiğini görüyorum bazı yerlerde. Peki bir soru daha sormak istiyorum size. Siz piyasada haksız rekabet yaratan, pazarda dengeyi bozan uygulamalar görüyor musunuz? Varsa nasıl çözülebilir, nasıl giderilebilir? Ne düşünüyorsunuz? Yani haksız rekabet sağlayabilir. Haksız rekabet demeyelim de yani bizim önümüzdeki belalı konu bu işte korumalar bilmem neler falan filan. Fakat yani bu yeni denge, yani ben şu şeyi Temmuz ayında işte yeniden gözden geçirecek işte safeguard bilmem ne falan, oralardan enteresan sonuçlar çıkar diye düşünenlerdenim. Biliyorum bana katılmıyor birçok kişi. Ama yani Avrupa'nın bu içinde bulunduğu durumda Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani çok genellikle böyle konuşan bir adam da değilim, onu da söyleyeyim. Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Karbon ayak izinden de bahsediliyor. Ben mesela onu şey olarak da görüyorum. Yani Avrupa'nın bizimle çalışmak istemesi için önemli bir sebep olarak da görüyorum. Yani bu işlere ihtiyaç duyacak olan kişi, yani firmalar ya da bu işi götürecek olan yerler bizim pazarımız, yani Avrupa. Dolayısıyla bizim oraya yakın olmamız da iyi. Dolayısıyla ben açıkçası önümüzde işte bilmem bizim önümüze engel çıkarılması falan filan gibi konuları konuşmak yerine fırsatlara odaklanmayı düşünüyorum. Bu karbon ayak izi meselesinin ilk belki de dünyada uygulanacağı, en çok uygulanacağı, en sıkı uygulanacağı yerlerden bir tanesi Avrupa ve orası bizim doğal pazarımız ve biz onların doğal çelik üreticisi olmaya doğru gidiyoruz. Buna uyanmamız lazım yani. Tabii sıcakçılara çok büyük iş düşüyor, bize de düşüyor, herkese düşüyor. Orada bir fırsat var, benim görüşüm. Çünkü orada kullanılacak olan ürünlerin fiyatlarının da çok çok daha iyi olacağı belli. Ve bu yani herhalde bu iş şeyden başlamayacak, Çin'den başlamayacak. Amerika'da öyle çok çevreyle alakalı yok, karbon ayak iziyle alakalı büyük bir şey göstermiyor. Biliyoruz değil mi? Afrika'da olmayacak herhalde. Bu Avrupa olacak işte. Bunlar Kuzey Avrupa olacak. Dolayısıyla o bizim doğal pazarımız. Oraya doğru fırsatlar var. Bence oralara konsantre olmak lazım. Ayağımıza takılan şeylerden çok. Onlar bir süre sonra bence yok olacak. Belki de Temmuz'da iyi bir şeyler olur. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Remzi Bey. Sizi de müsaadenizle sorular ve sohbetin devamı için tekrar davet edeceğim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bayanlar baylar, böylece soğuk haddelenmiş ve kaplamalı saçlar bölümünün sonuna geldik. Artık buradan sonra biraz dışarıya bakalım istiyoruz ve tabii Çin'le başlamamız lazım. Öncelikle Çin'in kendisiyle bir başlayalım. Sıradaki konuşmacımız Sanju CIC International Orta Doğu Genel Müdürü Sayın Hüseyin Ocakçı. Hüseyin Bey merhaba. Merhabalar Murat abi.
Her şey yolunda umarım. Sağlık, keyif, her şey iyidir. Her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkürler. Harika. Anket sonuçlarıyla ilgili farklı bir düşünce var mı? Aynı fikirde misiniz? Yorum var mı? Evet. Yoksa pozisyon itibariyle ben çekimser kalayım, topa girmeyeyim mi? ben şöyle söyleyeyim. Ben özellikle 2021 yılının Türk Demir Çeliği ve global piyasada, uluslararası piyasada da güzel bir sene olacağını düşünüyorum. Özellikle yassı ağırlıklı güzel bir piyasa olacağını düşünüyorum. Çünkü hepimizin bildiği üzere Çin uluslararası piyasalarda özellikle ihracatta bizleri bu bölgelerde rahatsız etmediği sürece ben Türk Demir Çeliği için 2021 yılının güzel, keyifli bir yıl olacağını düşünüyorum. Aynen 2020 yılının son döneminde yaşandığı gibi. Ben müsaadenizle özellikle Çin piyasasındaki trend hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Şimdi özellikle Çin'de global piyasalarda karşımıza çıktığı üzere aynen Çin piyasasında da ciddi anlamda bir fiyat artışı oldu. Özellikle 2021 yılının başı itibariyle tüm demir çelik ürünlerinde olduğu gibi sıcak hatlenmiş malzemelerde %30-%40'lık bir artış oldu. Yani yerel fiyatlar sıcak saçta 4800 RMB'den yani 750-755 bandından 1070-1080 dolarlara çıktı. Bu yaklaşık %35'lik bir fiyat artışına tekabül ediyordu. Bunun yanında Mayıs başı itibariyle fiyatlarda ciddi bir düşüş oldu. 1500 RMB bu da 235 dolara tekabül ediyordu. Bu özellikle bizim bayram öncesi Arife gününde başlayan bir düşüş oldu. Hatta o pazartesi Türk piyasalarında biz ciddi bir düşüş olabilecek korkusuyla başladık. Ama şunu gördük ki Türkiye'de herhangi bir fiyat düşüşü olmadı. Üreticiler oradaki düşüşe pek kulak asmadı diyebilirim. Bu da Türkiye'deki demir çelik sektörünün en azından üreticiler tarafından ne kadar doluluk oranı yakaladığını gösteren bir gelişme diye yorumladık. Şimdi burada özellikle Çin'de son dönemlerde gerçekleşen inişli çıkışlı bir piyasa dengesi var. Özellikle piyasalardaki düşüşü biz şöyle yorumluyoruz. Bildiğiniz üzere Çin çelik endüstrisinde karbon emisyonu ile ilgili olan kontroller ciddi anlamda artırılmıştı. Bunun yanında sıvı çelik üretimini engelleme politikaları da disiplinli bir şekilde Çin hükümeti tarafından takip ediliyordu. Fakat özellikle bu Çin'de fiyatların arttığı dönemde biz hükümetin bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmaları çok da disiplin altında olduğunu görmedik. Dolayısıyla bu da üretim artışına ve dolayısıyla fiyatların düşüşüne etki eden noktalardan biriydi. Bunun yanında geçen aylarda bir ulusal toplantı oldu. Bu toplantıda özellikle demir çelik sektörünü ilgilendiren şöyle bir gelişme oldu. Ham madde üretiminin yüksek maliyetli olduğu ve hatta bazı devlet firmalarının para kaybettiği gündeme getirildi. Başbakanın özellikle toplantıda verdiği demeçte emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişin durdurulması, tüketicilerin, müteahhit firmaların ve proje maliyetlerinin etkilenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Akabinde bir gün sonra biz bunu future'larda yansıyan bir düşüşte, akabinde de spot piyasada bir düşüşte gördük. Aynı zamanda hükümet çelik ve demir cevheri fiyatlarının sürekli yükselişi üzerine araştırma yapmak için bir araştırma ekibi kurdu. Ve böylelikle ülkenin başlıca emtiadaki fiyat düzeltilmeleri, fiyat düşüşünün ilk adım olarak karşımıza çıktı. Şimdi hepimizin bildiği üzere Çin'deki demir çelik fabrikalarının yaklaşık %60-%70'i müteahhit firmalarında olduğu üzere %60-%70'i devlete ait. Ve dolayısıyla buradaki çoğu projeler de devlete ait. Ve burada ciddi anlamda bir projelerde maliyet artışı oldu. Ve bazı projeler durduruldu, ötelendi. Dolayısıyla bu konuda hükümet piyasaya rahatsızlıklarını ilettikten sonra da fiyatlarda, piyasada bir düşüşle karşılaştık. Genel trend bu yönde. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Evet, genel itibariyle Çin piyasayı belirleyici bir rol oynuyor, tartışmasız. Bizim şöyle bir tabirimiz var. Çin öksürdüğü zaman biz burada verem olabiliyoruz dönemsel olarak. Ama şu dönemde
Çin'deki trendi de çok takip etmek, çok tahmin etmek mümkün de gözükmüyor. Çünkü yaklaşık bir aydır Çin'deki piyasa koşulları doğal piyasa koşullarından tamamen bağımsız hareket ediyor. Burada Çin hükümetin kararları, stratejileri piyasanın yönünü gösteriyor. Son bir ayda bunu net olarak söyleyebiliriz. Peki, peki bu yani geçtiğimiz ay vergi iadesi bazı ürünlerde sıcak saç başta olmak üzere tabii sıcak saçı burada esas alalım şimdi yassı çelik sohbeti olduğu için vergi iadesi uygulamasını iptal ettiler. Normalde beklenti işte iç piyasada zaten arzın artması, fiyatın düşmesi vesaireydi ama öncelikle düşmedi. Peki şimdi tekrar şeyden bahsediliyor. Galvanizde soğukta da bu vergi ihracattaki vergi iadesi uygulaması değiştirilecek, %4'e düşürülecek veya kaldırılacak. Hatta belki sıcak saça ihracat vergisi getirilecek. Var mı işin aslı astarı? Var Murat abi, net olarak söyleyebiliriz. Özellikle biliyorsunuz 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bazı ürünlerdeki teşvik iptalleri gerçekleşti. Hani bu ürünleri tekrardan hatırlamak gerekirse sıcak saç, kangal demiri, inşaat demiri, boyalı saç, profil ve levha üzerindeki teşvikler, teşvik iadeleri kaldırıldı. Bir soğuk saçta galvanizde %13'lük hala teşvik devam etmekte. Ve biz bunun Temmuz ayı itibariyle kaldırılmasını bekliyoruz. Yani %13'ten sıfıra inmesini bekliyoruz. Buradaki aslında temel amaç, hani %13 sizlerin de söylediği gibi %13'lük teşviğin iptalinden sonra en azından fiyatların tekrardan düşürülmesi amaçlanıyordu. Fakat şu bir gerçek ki bu gerçekleşmedi. %30, %40'lık bir fiyat artışı oldu. Aslında burada Çin hükümeti hedeflediği stratejiyle sonuca ulaşamadı. Akabinde de ulaşamadığı bu sonucu başka hangi yöntemlerle ben bu sonuca ulaşabilirim düşüncesiyle ihracat koyacağını söyledi. İhracat vergisi özellikle sıcak saç üzerinde ihracat vergisi koyacağını söyledi. Bu ihracat vergisinin de biz %2, %3 gibi ya da %5 gibi düşük bir rakamda olacağını beklemiyoruz. Çünkü şu bir gerçek ki %2 ya da %3 vergi konulduğu takdirde yine Çin hükümeti amacına ulaşamayacaktır. Yani ihracatı azaltamayacaktır. Dolayısıyla bu sefer bu amaca ulaşabilmek için nereden bakarsanız minimum %10 ihracat vergisi koyar diye bir düşüncemiz var. Bu da 1 Temmuz itibariyle telaffuz edilen 1 Temmuz tarihi var. Biz şu anda satışlarımızı, alışlarımızı bu yönde yapıyoruz. 1 Temmuz'da ihracat vergisi gelecek düşüncesiyle. Bizim Çin'deki arkadaşlarımız, yani Stilorbis ekibindeki arkadaşlar sıcak saç için %11, boyalı saç için %10 bekliyorlarmış. Evet. Öyle rapor Muhtemel, yani biz minimum %10 bekliyoruz. Aslında baktığımız zaman hani diğer ürünlere baktığımız zaman uzun ürünlerinde mesela Çin hükümeti amacına ulaştı. Yani Çin'in ihracatı ciddi anlamda uzun ürünlerde düşmeye başladı. Ama sıcak saçta bunu göremiyoruz. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Geçen sene Çin'in yaklaşık 6,5 milyon ton sıcak saç ihracatı yaptığını düşünürsek şu ana kadar yaptığı ihracatı sene sonuna yaydığımız takdirde bu 15 milyon ton sıcak saça tekabül ediyor. Yani yaklaşık son 3 senenin, son 5 senenin en yüksek ihracatını gösteriyor. Dolayısıyla çok da hedefe ulaşılmış bir strateji gözükmüyor. Burada aslında temel amaç hep dile getirdiğimiz üzere ilk başta bize anlamsız gelen nokta şu oldu. Hani Çin niye ihracatından vazgeçiyor diye. Çünkü geçen sene bildiğiniz üzere Çin'in ihracatı 53-55 milyon tonluk bir ihracatı vardı. Bu özellikle rebate'lerin yani teşvik iadelerin kaldırılmasının amacı biraz anlamsız gibi geliyordu. Niye ihracat düşsün? 20-25 milyon ton ihracattan niye feragat etsin diye. Ama tabii bunun arkasında mantık farklıydı. Bunun arkasında yatan mantık şuydu. Özellikle CFR ve koklaşabilir kömür girdileri mesela 2020 yılına baktığımız zaman 1.2 milyar tonluk bir ithalat vardı CFR'de.
Koklaşabilir kömürde de 70 milyon ton bir ithalat olduğunu düşünürsek, dolayısıyla burada temel aslında ham madde girdileri üzerine bir baskı yaratmaktı. Ama maalesef bu gerçekleşemedi. Ama bundan sonraki stratejiler daha böyle iddialı stratejiler olacak gibi duruyor. Benim piyasayla ilgili olarak genelde olumlu düşünmemin sebebi Çin'in ihracat pazarlarında geçmiş dönemlerdeki olduğu gibi çok agresif olmayacağı. Yaklaşık 3-4 senedir Çin ihracatına baktığımız zaman da düzenli düşüşler görüyoruz. Baktığınız zaman %7'lere varan, mesela 2019 yılı 2018 yılına kıyasla %7 oranında düştü. 2018'deki bildiğiniz üzere Çin ihracatı yaklaşık 67 milyon tondu. Ama 2019 yılındaki Çin'in toplam ihracatı da 62 milyon tona düştü. 2020 yılında da %16-%17'lik bir düşüş var tekrardan ihracatı. Aslında Çin hükümeti bunu uzun vadede gerçekleştiriyor. Yavaş yavaş Çin ihracat piyasalarından geri çekilmeyi gerçekleştiriyor. Aslında baktığınız zaman da bizim firmanın izlediği strateji de onu aslında gösteriyor. Sonuçta bizler de devlet firmasıyız. Baktığımız zaman devlet firmaları yavaş yavaş Çin dışında ofisler açmaya başlıyor. Çin dışında yatırımlar yapmaya başlıyor. Bunlar aslında Çin devletinin uygulayacağı stratejinin bir nevi önüne geçebilmek. Uluslararası bir tüccar hüviyetine bürünebilmek. Bir diğer bahsetmek istediğim konu da aslında sıcak saç ihracatı Çin'in toplam demir çelik ihracatındaki payı anlamında çok önemli bir yer tutuyor. Yani şöyle söyleyebilirim, yaklaşık %58'lik bir kısmını oluşturuyor. Bu da yaklaşık 35 milyon ton. Tüm yassı için konuşuyorum. Yani uzun üründe referans almak gerekirse yaklaşık %24-%25'i de uzun ürün. Bu da 15 milyon tona tekabül ediyor. Bilgi anlamında boru kutu profilde yaklaşık %13, yaklaşık 8 milyon tonluk bir tonaja tekabül ediyor. Biz şuna inanıyoruz ki yani Çin hedeflediği strateji, koyduğu strateji biraz zaman alabilir. Ama sonuçta o hedefe ulaşmak için o strateji disiplinle uygulayacağını ciddi şekilde inanıyoruz. Hindistan'dan ufakça bir bilgi verebilirim. Şu anda Çin'in agresif olmadığı piyasa koşullarında biz Hindistan'ı agresif olarak görebiliyoruz. Bunun temel sebebi özellikle hepimizin bildiği üzere maalesef koronavirüsünün ciddi boyuta ulaşması Hindistan'da ve Haziran-Temmuz ayında her sene olduğu gibi Haziran-Temmuz ayında bu senede de muson yağmurlarının iç piyasadaki talebi ciddi anlamda etkilemesi ve dolayısıyla ihracatta bir agresif Hindistan görmeye başladık. Referans olması anlamında sıcak saç fiyatlarının şu anda 990'lı seviyelerde 1000 FOB seviyelerinde Hindistan'da görmeye başlıyoruz. Murat abi. Çok teşekkür ederim. En sonda yine tekrar davet edeceğim sohbete, sorulara katılmak için. Memnunum. Çok çok teşekkür ederim. Evet, dış pazarlar, uluslararası ticaret üzerinde sohbete devam ediyoruz. Şimdi de özellikle uluslararası pazarları Çin etkisini tartışmak üzere Galaxy International Genel Müdürü Sayın Görkem Bolaca'yı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Görkem Bey. Nasılsınız? Her şey yolunda umarım. Merhabalar, merhabalar Murat Bey. Her şey yolunda. Londra'dayım ben şu anda. Evet. Burası biraz açıldı. 1,5 senelik bir çok sıkı denetimlerden sonra. Bakalım ne olacak? Umarım herkes için çok daha rahat zamanlar geriye gelir. İnşallah. Hava nasıl bugün? Güzel mi? Evet, bu aralar yaz geldi buraya. Ama bu şehir de 28-30 dereceye göre dizayn edilmiş bir şehir değil. Kimsenin kolay kolay kliması falan da yoktur evde. Şimdi tabii iklim değişikliği vesaire aslında çok etkiliyor. Rahat bir şehir olmuyor 25 derecenin üzerine çıkınca Londra. Teşekkür ederim tekrar davet için ve bu şansı verdiğiniz için. Ben son 15 senesi bir fiil Çin'de geçen, her yılında yaklaşık 1/4'ünü Çin'de yaşıyorum. Toplamda 3,5-4 seneye varıyor bu rakam. Son 15 seneye baktığımızda ilk Çin'e gittiğimde bu ülke dünyayı yönetir diye düşünüyordum. Sonra biliyorsunuz insanlar her şeye kendi perspektifinden bakıyor. Yok, bu ülkeden hiçbir şey olmaz
demeye başladım bazı saç gördüğümüz bazı şeylerden sonra. Sonra tekrar hakikaten yönetebilir şeklinde bir görüşüm olmuştu. Ama yani 20 yaşından beri de hem Anglo-Sakson ülkelerde yaşıyorum hem Uzak Doğu'da, Rusya'da vesaire. Bu iyi bir sentez oluşturmaya başladı ve tarihle de daha çok ilgilenince aslında bugün Çin'in yaptığı hareketlerin özellikle geçmişine çok bağlı bir ülke olarak sürpriz olmadığını görüyorsunuz. Tabii biz Türkiye gözlüğümüzü taktığımız zaman kendi perspektifimizden bakınca ihracatı niye kapatıyorlar, niye şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diyoruz. Hiç ihracattan vazgeçilir mi? Zhongguo diye bir tabiri vardır Çinlinin. Çinli düşünür ki Zhong merkez demektir, Guo da ülke demektir. Dünyanın merkezi demektir kısacası. Çin 1800'lü yıllara kadar Türkiye dünyanın en büyük gayri safi milli hasılasına sahip ülkedir, imparatorluktur. Endüstriyel devrimde yer alamadığı için bu gücünü kaybetmiştir 200 senelik. Biz hep yaşadığımız zamanı hep böyle hüküm kılmış, şu anki süper güçler hep böyle olmuş falan diye düşünürken aslında Roma İmparatorluğu'ndan beri geldiğin zamana baktığımızda yani Amerika'nın ve Anglo-Sakson, İngiltere'nin başlattığı bu Anglo-Sakson gücün çok kısa bir dönem için hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Çin bunun farkında. Xi Jinping özellikle çok geleneksel bir başkan. Ve şu an çelik tarafından baktığım zaman, bunu birkaç evvel, bir ikidir bu görüşmeleri, konuşmaları yapıyoruz, bahsetmiştim. Çin'in iki türlü hazırlığı var. Öncelikle politik hazırlığı. Biliyorsunuz jeopolitik gelişmeler hiç tamamen artık bütün her şeyi etkiliyor, ticareti etkiliyor. Çünkü ülkeler bu yönde hareket yapıyorlar ve kararlarını alıyorlar. Her şeyden önce Anglo-Sakson dünyasının, yani her zaman bahsettiğimiz gibi Amerika, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi eski Britanya, Commonwealth dediğimiz grubun Çin şu anki en büyük rakibi olduğunu görüyor. Ve Iron Ore dediğimiz demir cevheri ithalatının Avustralya'nın en büyük güçlerinden, o ihracatın Avustralya tarafından bakıldığında en büyük güç olduğunu da görüyor. Ve kendisinde gelen Iron Ore'un özellikle bu son zamanlarda yükselen fiyatıyla ülke içerisinde çok büyük bir enflasyonist baskı oluşturduğunu da gösteriyor. Ne yapıyor? Çin'in en güzel şeylerinden bir tanesi çok güzel neden sonuç ilişkilerine bakıp kararlarını da çok hızlı bir şekilde uygulayabiliyorlar. Yeni 5 yıllık planda, en son 5 yıllık planda blast furnace dediğimiz o yüksek fırın üretimlerini çoğu önemli bir kısmını elektrik arc furnace dediğimiz üretim şekline, yani hurdadan üretim şekline çevirerek bu demir cevheri ithalatına büyük bir oranda kesme kararını zaten almışlardı. Ben bunu 2011'de Hong Kong'daki bir konferansta, o zaman Platts konferansında söylediğimde birçok insan falan hani demişti. Aslında o zamandan geliyordu zaten. Şimdi çok içe dönme olarak görüyoruz bunu, değil mi? Ama gene tarih 1400 yılında baktığınızda mesela çok ilginç bir örnek vereceğim size. İngiltere ve İspanyolların ve daha sonrasında İngiltere'nin dünyada keşifleri başlattığı 14-17. yüzyıla bakıyorsunuz. Ondan 100 sene evvel Çin 120 metrelik treasure fleet dedikleri hazine filoları vardı, 120 metre. Christoph Kolomb, Santa Maria'sı 19 metreydi. Bakın Çin o büyük donanmayı, 3500 fleetlik yani gemilik donanmayı, bugün Amerika'da 500 gemilik bir donanma var. Düşünün 14. yüzyıldan bahsediyorum. Ve 300 yıl önünde İspanyolların, İngilizlerin teknoloji olarak yaktı. Ming hanedanı bu donanmayı yaktı. Yakmasının tek sebebi içe kapanmaydı. Bugün Çin tekrar içe kapanıyor. Biz dünyanın merkeziyiz, biz bize yeteriz diye bu donanmayı yaktı Çin. Yani aslında bu hareketler hep söylemek istediğim o. Çok yabancı, nasıl oluyor falan filan böyle değil. Bu zaten Çin'in çok geleneksel kültüründe böyle bir şey var. Onlar hala dünyanın merkezi olduklarını düşünüyorlar. Ve bu konuda en büyük adımları da atıyorlar. Şimdi baktığımız zaman bugün, işin biraz Türkiye tarafından bahsetmek istiyorum. Konjonktür yardım etmezse hiçbir şey yapamazsınız. Bundan gene bir iki sene evvel yaptığım sunumlarda özellikle davet edildiğim yerlerde, dış ülkelerde genellikle hep ya Çin ve Türkiye ağırlıklı konuşurum ben. Türkiye'yi her zaman Orta Asya pazarı, Uzak Doğu pazarının Türkiye için çok önemli bir önem kazanacağını Avrupa'nın yanında söylüyordum. Şimdi eğer Çin export tax dediğimiz ihracat vergisi getirirse ki getirecek.
Yalnız 1 Temmuz konusunun biraz göreceli, çünkü 1 Temmuz Çin Komünist Parti kuruluşunun 101. yılı. Yani bunlar birazcık şeyde kalacak. Bu export tekstiler falan filan birazcık daha işin boynuzda kulak kalacak. Bu çok önemli bir gün o gün. Yapabilirler de yapmayabilirler de. 1 Ağustos'a doğru da sarkabilir o iş. Tabii bunların hepsi bir spekülasyon, bir varsayım. Ama gelecek. Çünkü başbakan tarafından da açıklandı onun geleceği. Eğer Çin export tax getirirse ve sıcak saç en büyük ihracat gemisi olduğu için, yassı çelikten bahsediyorum, ve yaptığı ülkeleri düşünürsek, hangi ülkelere sıcak saç veriyor Çin? Kore'sinden tutun, Endonezya'sından tutun, bütün etrafa, Vietnam'a vesaire. Çin buralardan çıkmış olacak. Oralara kim gelecek? Rusya gelecek. Her şeyden önce, bizden önce. Rus sıcak saçı oralara giderse, Türkiye'ye daha az gelirse ne olacak? Bunları tabii düşünmek lazım. Bu artık gerçekleşiyor. Nasıl ve bunun yanında Türkiye'deki iç piyasa fiyatları nerelere doğru gidecek? Çok büyük çökme olur mu? Ben hep arıyor, her gün en az 20 telefon geliyor. Ne olur, ne düşünüyorsun falan diye. Ama ben şunu paylaşıyorum. Yani evet, gerileyebilir, belli bir düzeltme olabilir. Ama çok beğendim. Bu tip şeye baktığım zaman konjonktür şu an Türk üreticisine fiyatları yüksek tutabilme şansı açısından gerçekten yardım ediyor. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Bunun yanında dediğim gibi demir cevheri gerçekten büyük bir şekilde azaltmaya doğru gidilecek ve 5 sene içerisinde biz çok daha fazla hurdadan saç üretimini Çin'de görmeye başlayacağız. Bunları ve hatta şu anki şunu da söylemek isterim. Yüksek fırınlarda bütün çalışmalar mümkün olan en yüksek miktarda hurda kullanmak üzerine. Blast furnace'larda, yüksek fırınlarda bile bunu yapmaya çalışıyorlar ki mümkün olduğu kadar cezalandırmak ve o enflasyonist baskıyı engellemek adına. Şu an bizim gördüğümüz genel olarak bu. Resim olarak. Teşekkür ediyorum. Yani burada ihracat vergisini getirmeleri halinde piyasaya çok tekrar bir destek vereceği konusundaki düşüncenizi tam olarak aldığımdan emin olamadım da bu arada. Onu bir kere daha sormak istiyorum netleştirmek için. İhracat vergisi getirmek, yani şunu aslında Çin eksportu tamamen çok daha tekrar sübvanse de edebilir. Ama problem şu. Gelen iron ore'un %95'i yurt içinde, Çin içerisinde kullanıldığı için çok büyük enflasyonist baskı uyguluyor. Yaptıkları zaten her zaman için böyledir. Çin'in yaptığı ihracat Çin'in çok da umurunda değil. Tabii ki belli üreticiler bu yüzden batacaktır vesaire. Sadece ihracat oriented şeyler var. Şirketler çok fazla. Ama Çin'in geneline baktığınızda genel resimde çok fazla önem işin açıkçası arz etmiyor. Ama o dünya için çok önemli bir miktar tabii. Tabii. Yani aslında zaten bizim için ne olacak, dünya için ne olacak? Evet. Burada. Kesinlikle. Çinlilerin bizi umursamadıklarından eminim. O konuda hiç şüphem yok. Evet, doğru. Peki. Okey, çok teşekkür ediyorum. Sorular geliyor zaten. Bir soru da geldi, size de geldi. Size de yönelteceğim soru cevap bölümünde. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizi davet edeceğim. Evet sevgili konuklar, şimdi Avrupa'ya geçelim. Şimdiki konuşmacımız Avrupa piyasasını sektörümüzde en yakından takip edenlerden biri Sayın Harun Bozoklar. Harun Bey merhaba, hoş geldiniz. Umuyorum her şey yolunda, sağlık keyifleri. Her şey yolunda çok şükür. Umarım bütün yassı çelik dostlarının da sağlıkları yerindedir. Sevdiklerinin, yakınlarının sağlıkları yerindedir. Böyle konferanslarda hepimiz için fırsat oluyor. Dostlarımızı maskesiz yüzleriyle görme şansı yakalıyoruz ama herkesi de çok özledik. Umarım çok kısa zamanda bu pandemi etkisini kaybeder. Hep beraber tekrar bir araya geliriz. İnşallah, inşallah az kaldı. Peki hemen sohbete geçeyim. 2 saate ulaştık. Öncelikle anket sonuçlarıyla ilgili farklı bir düşünce var mı? Sizin tahminlerinize paralel mi çıkan sonuçlar? Benim düşüncem şu tabii. Bizler CRISP travmalarıyla yetişmiş bir nesiliz. Yani 2001-2008 hep aklımıza oradaki travmalar geliyor.
Ama yani 2008'den farklılığı ne? 2008'de hepimiz rahatlıkla malzeme bulabiliyorduk. Stoklar doluydu. Kazandıkça kazanıyorduk ve hepimiz bir illüzyona girmiştik. Çin dünyaya geliyor, işte kutsal kitaplarda bile yazar. Aslında o öbür gezegenden gelen Çinliler iş çok büyüyecek, $1000'ın altını göremeyeceğiz diye hepimiz malzeme aldık. En sonunda herkes çok büyük stokla yakalandı ve o stok krizin momentumunu çok arttırdı. Şu an benim gözlemim tüccar ve stokçularda stok olmadığı yönünde. Ama gene her zaman böyle bir kafamızın arkasında şey var. Yani bu marjinal hareketler piyasada Çin kaynaklı oluyor. Zaten üretimin ve tüketimin büyük bir kısmı Çin olduğu için. Yani diğer region'lar, diğer bölgeler $20-30 arttırma etkisi gösterirken Çin bir anda fiyatları iki katı yukarı çekebiliyor. Hüseyin'in bir konferansında duymuştum. Çelik üretiminin %70'i devlet tesisleriyle yapılıyor. Son kullanımda construction'ın da %70'i devlet. Devlet bir gün derse ki kardeşim ben bu fiyatlara mal almam, enflasyon oluyor, almayı kesiyorum. Acaba çöküş olur mu? Bana göre olmayacak. Bana göre bu sene firm gidecek ve çelik üreticileri de fiyatı en azından buralarda tutmaya çalışacak gibi bir hissiyatım var. Ama çok dikkat etmek lazım. Teşekkürler. Peki Avrupa'yı konuşalım biraz da. Avrupa'da Kerem Bey bahsetti, kapasite kullanımları artıyor. 30 milyon tondan 3,5 milyon tona indi diye. Siz nasıl görüyorsunuz kapasite kullanımda son durum nedir? Yerel yassı çelik arzı ne kadar arttı? Nasıl durum? Ben yassı çelik konferansındayım. Genelde yassı çelik rakamlarını konuşacağım. Tamam. Avrupa aslında 170 milyon tonluk talebi olan, demir çelikte toplam talebi olan bir kıtayken krizde bu 130'lara kadar düştü. Ama biraz öncesinden alacağım, lafı fazla uzatmayacağım, merak etmeyin. Yani 2015-2018 arası Avrupa sağlıklı bir büyümeyi yakalamıştı yassı çelikte. Ama 2018'in sonunda birden frene basıldı. Ve o frene basılmasının sebebi otomotivdeki daralmaydı. Ve biz 2019 boyunca sürekli kapanan yüksek fırınları duyuyorduk. İşte İspanya'da kapandı, Polonya'da kapandı, işte İtalya'da bir tane kapandı, İlva hareket edemiyor gibi şeyler duyuyorduk. Yani bu bana şeyi hatırlatıyor, hani böyle bilgisayarınız bozulur, her şeyi denersiniz bir türlü çalışmaz, bilgi işlemciyi ararsınız, bir kapataç bilgisayarı der. Ya Avrupa'da hakikaten bir kapataç yaptı gibi bir şey oldu bu pandemiyle. Bir anda 2008'de de ders almış olan Avrupa, çünkü orada kapasiteyi tam kapatamamıştı. Hemen bu 50 tane yüksek fırının 20'sini kapattılar. Ve biliyorsunuz yüksek fırının kapanması 45 gün gibi bir süreyi alıyor. Tekrar devreye girmesi 45 günü alıyor. Yani son ve bu kapasite daralmasının sonucunda 10 tane daha blast furnace devreye girdi. Ya bu benim tespitim, rakamlar 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bundan sonra kapasite artar mı Avrupa'da? Esas sorunuza gelecek olursam, Avrupa'da bir kere 51. blast furnace bence açılmayacak. Öyle bir yatırım haberi de duymuyorum. Yeni blast furnace'lar devreye girebilir mi? Avrupa'da öyle yani 90 gün, 45 gün devreye alma süresinin yanı sıra çevreyle ilgili de ciddi sıkıntılar var. Her bölgede açmanız kolay olmuyor bunları. Sonuç olarak ve aslında sanki böyle bilinçli de bir kıtlık yaratılır gibi de bir durum var. Ben mesela geçen okudum, Almanya'da bir tesis blast furnace'ını bakıma alıyormuş. Bunun haricinde yani sıcak sacı bütünlersem Avrupa maksimum kapasitesinde ilerleyen bir hale geldi bana göre. Bu maksimum kapasitede Avrupa'da herhalde yassıda tahminim 90 milyon ton gibi bir üretim olacaktır. Ama bir altta downstream'de yani soğuk galvaniz bu bağımsız üreticilerde ciddi bir sıkıntı yaşandı. Bir Liberty'nin yaşadığı ham madde tedarikindeki problemler her yerde yazıldı çizildi, o yüzden açık açık söylüyorum.
İkincisi de Avrupa'nın kendi koyduğu anti-dumping önlemleri, yani kotanın haricinde anti-dumping önlemleri Avrupalı'nın sıcak saca ucuz bir şekilde ulaşmasına önüne engel koydu. Dolayısıyla bir anda hani biraz önce Uğur Bey de dedi marjlarda ciddi bir artış var. İşte sıcakla soğuğun arası 350 dolara çıktı. Aslında bir faktör de budur benim tahminim. Avrupalı ucuza sıcak saç bulamadığı için aradaki o makas, ürünlerle ilgili olan o makas gittikçe artıyor. Şu an Avrupa'nın aslında Eurofer kanadından bakalım, yani Avrupalı çelik üreticileri kanadından bakalım. Bu kısıtlı kapasite aslında biraz işlerine geliyor gibi bir görüntü var. Yani bunu Avrupalı üreticilerin bilançolarında da net bir şekilde görebilirsiniz. Borçları ciddi bir şekilde 2020'den bugüne aşağı doğru inmeye başladı. Yani şunu anladılar herhalde, yani biz iki tane opsiyon var. Bir maksimum kapasite yapalım, bir kar elde ediyoruz. Bu kapasite çarpı karımız eşittir net karımız. İkincisi kısıtlı kapasite çarpı karımızla daha çok genel endüstri için faydalı olduğunu gördüler gibi bir algı oluşuyor. Bir de tabii fırınların hemen devreye girmemesinin bir başka sebebi de devletin verdiği teşvikler. Yani bazı fırınları çalıştırmamak işe de gelebilir. Yani sonuçta devlet orada pandemi neticesinde bazı teşvikler veriyor işçilik anlamında. Bu yüzden kapasitede bir tutunma oluyor. Yani özetlersem biraz karışık anlatmış olabilirim. Avrupa'da ciddi bir kapasite kısıtı var. Bence maksimum seviyeye geldiler ama sene sonuna kadar dolular kapasite anlamında daha fazla açılacak bir tesis görmüyorum ben. Peki talep açısından nasıl durum? Yani bu talebin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Taleple ilgili şöyle bir şey var. Biraz önce kapatıcı söylemiştim. Aslında Avrupa böyle büyüyen, yeni bir yatırımlar yapan bir kıta değil ama kaybettiği talebi geri alıyor. Yani 2018'de talep peak noktadaydı, 2019'da düşmeye başladı, 2020'de yere çarptı. Şimdi biz bu sene 2018'in seviyelerine çıkmayı bekleyeceğiz, gelecek sene de 2019'un seviyelerine çıkmaya bekleyeceğiz. Ama Avrupa'nın esas problemi kısıtlı tedarik kaynağı. Yani bu üretim kaynaklı, bir de kota ve anti-dumping sisteminin dayatmasıyla oluşmuş bir tedarik sıkıntısı var. Taleple ilgili 4 tane faktör söyleyebilirim. Bu Avrupa'yı sıkıştırdı. Birincisi en başta bahsettiğim o hani blast furnace yüksek fırınların kapat aç süreleri ve otomotivin bir anda durup bir anda çalışıp bize mal gönder demeleri ve fabrikaların buna uyum sağlayamamaları ciddi bir panik yarattı. İkincisi Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olan ve Avrupa'nın en büyük ithalat yeri olan İtalya'ya sanki bir bomba düşmüş gibi bir durum var. Yani 2010 yılında 12 milyon ton üreten İlva şu an mahkeme kararlarıyla ancak 3,5 milyon ton üretebiliyor ve 5'e çıkarılması bekleniyor. Onun haricinde Lamagona'da bulunan re-roller'lar da şu anda kapandı. Dolayısıyla orada olan o panik havası, yani bilmiyorum Murat, belki Steel Orbis olarak daha net gözlemlemişsinizdir ama ben uzun zamandır hiç Kuzey Avrupa'yla, yani Kuzey Avrupa'nın fiyatının Güney Avrupa'dan daha düşük olduğunu görmemiştim ama bu süreçte öyle şeyler oldu. Üçüncüsü tabii yani üçüncü talebi oynatan faktör global çelik piyasalarındaki olaylar. Avrupa baktığınız zaman dünya çelik piyasasının %8'ini oluşturuyor. Avrupa bir oyun kurucu değil ama çok iyi bir oyuna destek olan wingman, yani kanat oyuncusu diyebiliriz. Yani fiyatlar artıyorsa Avrupa bu ivmeyi arttırıyor. Fiyatlar düşüyorsa ivmeyi de hızlandırabilir. Bütün Avrupalılar bizler gibi işte bu çıkışa inanmadılar bir dönem. Düşecektir. Pandemi tekrar geri geliyor dediler. Kasım'a kadar mal alımını ertelediler. İşte orada 50 euro daha ucuza mal alırım derken bir ay sonra 300 euro daha pahalıya mal almak durumunda kaldılar.
Gene inanmadılar. Gene Şubat gibi bir parti daha almak zorunda kaldılar. En sonunda fiyat 1200 Euro'lara kadar geldi. Ha, bundan sonra ne olur? Bundan sonra iş Avrupa'ya kalırsa Avrupa hala çok firm bir şekilde yukarı doğru gider. Çünkü yeterli tedarik yok. Bir de talebi etkileyen bir faktör daha, Avrupalı ithalat yapmaktan korkuyor. Yani sonuçta bir kota sistemi var ve anti-dumping var. O kadar rahat bir şekilde ithalatla ilgili booking yapamıyorlar. Bu da talebi etkiledi tabii. Sonuç olarak özetlersem arz talep konularını Avrupa kısıtlı kalem arzı düzgün bir şekilde yöneterek yerine gelmeye çalışan taleple birlikte bir şekilde çok sert bir şekilde yukarı yaptı. Avrupa'ya kalırsa yukarı doğru gidecek. Üstüne bir de şimdi Amerika ile vergiyi ve kotayı, Amerika'nın Section 232'sinin Avrupa'ya kaldırılması konuşuluyor. Öyle bir şey olursa Avrupa iyice herhalde fiyatlar bir anda yukarı çıkıp çok ciddi bir ihracatçı olacak ve onu da o açığı nasıl kapatır bilmiyorum. Peki son olarak şu kota meselesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu çeyrek sonunda, yani Haziran sonunda bu dönem bitiyor. Yeni dönemde ne yapacaklarını bekliyoruz, karar alacaklar. Tabii bu çeyrekte mesela sıcak saç, Türkiye için sıcak saç kotası dolmadı. Dolmasını da beklemiyorum ben. Bilmiyorum farklı düşünen birisi var mı? Daha çok işte uzak doğudan ithalat yapıyorlar sıcak saç anlamında. Hindistan'dan yapıyorlar vesaire. Peki yani kotaları genişletecekler mi? Kaldıracaklar mı? Genişlettiler, kaldırdılar. Etkisi olacak mı? Daha çok arz sağlayabilecekler mi? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi kota biliyorsun yani Avrupa kendini iki şekilde koruyor. Bir anti-dumping verdi. Bir kota, bu ikisini ayırmak lazım birbirinden. Anti-dumping işte belli orijini ya da belli üreticiyi cezalandırmak için anti-dumping vergisini Çin, Brezilya, Rusya, Ukrayna'ya 2017'ydi sanırım koymuşlardı. O devam ediyor. Türkiye'ye de başlattılar anti-dumping'i sıcak saca. %4.8 ile 7.6 arası bir vergi koydular. Onun haricinde kota sistemine gelirsek, kota sistemi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan bir sistem ve bunu belli lobilerle yapabiliyorsunuz. Eurofer 2017'de, 2018'de çok özür dilerim, başlattığı lobiyle dedi ki Section 232 sonucu Amerika %25 vergi koydu ve Amerika'ya gidecek ucuz mal bundan sonra benim ülkeme gelebilir. O yüzden ben kendimi korumam gerekiyor diye yaptığı lobiler neticesinde 3 yıllık bir süre aldı. Kota da aslında kendinizi bir süre mola alıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 3 yıl dünyayla rekabet etmek istemiyorum. Ben yerel üreticilerimi bir rehabilite edeceğim. Ondan sonra tekrar açacağım kapıları diyorsunuz. Bu Haziran'da 3 yıl doluyor ve daha karar açıklanmadı uzayıp uzamayacağı. Ama artık dedikoduların ötesine geçti. Bir sene uzayacak gibi duruyor ve kotaları %5 arttıracakları düşünülüyor. Bence şöyle bir şey olacak. Yani Avrupa'nın bugün yassı çelik tüketimine baktığınız zaman 2022 sonunda 2018'e geri dönersek yaklaşık 105 milyon tonluk bir tüketimi olacak. Üretimi maksimum seviyeye çıksa 95 milyon ton olur. 15 milyon ton da ihracat yapmak durumundalar. Yani sonuçta yurt dışında birçok Avrupa fabrikası var. Onlara homologe olmuş sadece Avrupa'nın üreteceği ürünler var. Yani ihracatı kesemeyecek durumda. Dolayısıyla 25 milyon ton bir ithalat yapması gerekecek. Zaten baktığınız zaman kota sistemine göre yassı çelikte de aşağı yukarı bir 25 milyon tonluk bir kota var. Şimdi Avrupa'da Eurofer gibi lobi yapabilecek o güçte bir de otomotiv lobisi var.
Otomotiv lobisi malzeme tedariği anlamında belki bu sıkıntı yaşayan daha net olarak işin nerelere geldiğini hissetmemiş olabilir. Çünkü yaklaşık otomotivin %70'i bir yıllık kontratla gidiyor Avrupa'da. Yani geçen sene Haziran ayı, Haziran'la Eylül ayı arası yapmış olduğu fiyat anlaşmasıyla bu sene malzeme almaya devam ediyor. Ama şimdi önümüzdeki Temmuz ve Eylül arası fiyat müzakerelerine başladığı zaman üreticiyle belki otomotiv ve son kullanıcı kanadı da lobi faaliyetlerine başlayıp bu kotanın artık daha fazla devam etmemesini talep edeceklerdir. Bildiğin gibi Avrupa'nın dolaylı veya dolaysız %45'i otomotiv kaynaklı yassı çelikte. Geri kalan yerler zaten ciddi şekilde sıkıntı duyuyor. Bir mal tedariğinde ciddi sıkıntıları var. İki finansal olarak da ciddi sıkıntıları var. İş artık öyle bir noktaya geldi ki yani bunun sonucu bir enflasyona yol açacak ve biz artık fabrikalarımızı kaybetmeye başlayacağız. Know-how'umuzu böyle yazılar okuyorum ben Avrupa gazetelerinde. Yani bu fiyatlar böyle giderse yurt dışı ile aramızdaki açıklık artacak ve bizim çalışanlarımızı dahi oraya transfer etmeye başlayabilirler gibi lobiler başlıyor. Kısaca kesersem kota bir sene daha devam edecektir ama ondan sonra etmesinin bir anlamı olmayacaktır. Hele Amerika ile anlaşırsa Avrupa kotayı acil bir şekilde revize etmesi lazım. Çünkü ben verdiğim rakamlar 15 milyon ton ihracata göreydi. O rakam böyle bir ortamda Amerika'da fiyatların 200-300 dolar yukarıda olduğu bir ortamda bir anda 30-40 milyon tona çıkarsa ciddi bir açık oluşacaktır. Bu açığı ancak kota üstü %25 vergiyi vererek kapatmaları gerekir. O zaman da kotanın bir anlamı kalmıyor. Evet, evet. O zaman istenilen bedeli ödeyip o malı alacaklar tabii ki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümündeki sohbet için tekrar davet edeceğim. Çok çok teşekkürler. Teşekkür. Bu paylaşımlar için. Evet değerli katılımcılar, bugünkü son konuşmacımız YİSAT Yönetim Kurulu üyesi ve sektörümüzün duayenlerinden Sayın Tuncay Sergen. Tuncay Bey'in engin deneyiminden yararlanmak amacındayız bugün. Hoş geldiniz Tuncay Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Murat Bey, ben bugün çok şey öğrendim. Sağ olsun. Baştan sona çok güzel sunumlar oldu. Sağ olun, sağ olun. İltifat ediyorsunuz. YİSA'da çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde bu organizasyon. Evet, değerli katılımcılar. Biraz önce de belirttiğim gibi Sayın Tuncay Sergen sektörümüzün duayenlerinden engin bilgi ve birikime sahip. Ben de Tuncay Bey'e daha önce tabii bu konuşmacılarımız da bahsettiler. Bunun 2008'i var, 93'ü var, 87'si var. Ben de Tuncay Bey'e piyasadaki önceki ani çöküş dönemlerinde yaşananları, piyasa oyuncularının işine yarayan koruma tedbirlerini, fiyat düşüşlerinde nasıl pozisyonlanmak gerektiğini sormak istiyorum. Tabii ki yani hemen kısa zamanda değilse bile bir günün önünde sonunda bir gün bir fiyat düzeltmesi ortaya çıkacak. Tuncay Bey'in tavsiyelerinin çok işimize yarayabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz Tuncay Bey? Sözü size bırakayım. Buyurun. Tabii. Şimdi fiyat konusunu biraz daha sonraya bırakalım. Ama biraz Remzi Bey'in dediği gibi tecrübeyi analizle birleştirirsek daha kıymetli olacak. Buyurun. Şimdi baktığımızda demir yükte ağır, paha da hafif bir mal. Yani daha önce ne civarda gidiyordu? 500 dolar civarında bir mal. Kilosu 50 sent. Sudan ucuz neredeyse. Yani üretmeye kalktığınız zaman finansmanını düşünün. Hani Rusya'nın içinden ham madde geliyor, Brezilya'dan geliyor, Avustralya'dan geliyor. Çevreyi kirletiyorsunuz, onu üretiyorsunuz. Zor da bir üretim. Yaptığınız mal sonunda bir kilosu 50 sent. Bu bence doğal değildi zaten. Şu an fiyat eskiye göre biraz yüksek. Fakat bu bence tüketimi de etkilemeyecek. Çünkü bazı yorumlar oluyor. Bu fiyatlarla bu iş yürümez.
yürür. Burada kalacak demiyorum. Ama bu fiyatlarla da yürüyebilir. Şimdi bizim demir çeliğin en çok kullanıldığı yerleri düşünelim. Taş dışında şeyi de alalım. İnşaat demirini de. Müteahhitler eskiden ben inşaat demiri satardım. 18 kilo hesaplarlardı bir metrekarede kullanacakları demiri. Değişik şeylere bakıyorum. 34 kiloya kadar çıkıyor bu. Yani bir metrekarede kullanılacak demir. 20 kilo diyelim. Yani biraz yanlış yapacağım ama teamül nedir? Kabaca havası nedir? Onu görelim. Yani 20 değil başka birisi. 24 de diyebilir. Ama varacağım şeyi değiştirmiyor. Demir bugün 7000 lira. İnşaat demiri. Tonu. Kabaca yine kuruşlu gitmiyorum. 100 metrekarelik bir inşaatın maliyetinde 700 bin lira olarak düşünelim. 2 ton demir 14 bin lira. 700 bin liranın içinde 14 bin lira. Bugünkü fiyatlarla %2. Eskiden de %1'di. Yani %1'lik bir artış getiriyor inşaatta. %1 de bence negligible bir şey. Yani kabul edilebilir bir miktar. O açıdan inşaatlar durmaz bu fiyatlara geldiği için. Beyaz eşyada hani çamaşır makinesi, buzdolabı, diğer şeyleri, fırın falan hesapladığımızda ortalama kabaca 10 kilo gibi bir saç kullanılıyor. Tabii soğuk saç boyalı daha pahalı ama 14-15 dolarlık bir saç var. Eski yarı fiyatlara düşse 7 dolar maliyet değişir. 7 dolar yüzünden buzdolabı almamazlık etmez alıcı. Ha, otomotivde de öyle. Atıyorum daha iyi bilenleriniz vardır. Muhtemelen Remzi Bey biliyordur. Ama yine söylediğim şeyi pek değiştirmeyecek. 600-700 kilo saç kullanılır bir binek otomobilde. Topu kemali 600-700 dolarlık bir şey. Yani fiyat yarıya düştü, arabanın maliyeti 300 dolar aşağı iner. Genel araba fiyatı içerisinde 300 dolar yine ihmal edilebilecek, alıcıyı vazgeçirecek bir rakam değil. Şimdi yani fiyat yüksekliğinden dolayı talep azalmaz. Ama ekonomi kötüyse talep düşer. Yani şöyle diyelim. Ekonomi derslerinin en başında şey yaparlar, talebi tarif ederken derler ki gelirle desteklenen istek taleptir. Hani simitçiye sorarsınız Jaguar araba ister misin? İster. Ama talep değildir o. Ha, Pakistan'daki adam da bir şeyler istiyor. Ama yoksa parası veya ekonomi kötüyse alacak durumda değilse talep yok. İstekle talebi de ayırmak lazım. Yani esas talep geliriniz olacak ve bizdeki şu şeyde de kabul edilebilir miktarda maliyet artışı getiriyor. O açıdan paranız varsa talebiniz düşmez. Fiyat artışları da talep değil, ham madde artışından değil. Arzın talebi karşılamamasından. Bu zamanla birkaç arkadaşımız da söyledi. Dengeyi bulacaktır. Ama fiyat düşmesine başladığı zaman ilk önce kar marjları azalacak. Çünkü şu anda marj çok yüksek. Yine kabaca söylüyorum, Steel Orbis'in geçen haftaki fiyatlarına bakarak şey yapıyorum. Yani bugün 10 dolar düşmüştür, 5 dolar çıkmıştır o hariç. Hurda'dan slab'a geçişle 460 dolar fark var. Slab'dan sıcak saca geçişte 197 dolar fark var. Bir tek burada FOB'yi CNDF'e çevirdim slab'da. 5-10 dolar nakliye şeyi yanlış yapmış olabilirim. Sıcak sacdan soğuğa geçişte 285 dolar fark. Sıcak sacdan galvanize boyalıya geçiyorum. 350 dolar fark var.
Şimdi burada inilebilecek şeyler var. Yani üretici biraz şeyi hissettiği zaman fiyatlar acaba geriye gelecek mi dediğinde düşebileceği pay var. Önce bir kere kendi stokundan yemeye başlayacak. Ondan sonra bizim bunca sene gördüğümüz şey, fiyatlar yükselmeye başladığı zaman satış da çok yükselir. Fiyat artarken satış çoğalır. Düşmeye başladığında da satış düşer. Şimdi bir düşmeye başladığı zaman o domino etkisiyle daha cevhere kadar gidecek. Yani fiyat bir düşmeye başladığında herkes diyecek ki aa bunun gerisi de geliyor. Bir de o 2008 korkularımız falan var. Bu arka arkaya gelir. Yani ilk düşmeye başladıktan sonra tak 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 gidecek diye tahmin ediyorum. Ama bu düşüşün dördüncü çeyreğe kadar önemli bir düşüş olacağını öngörmüyorum. Çünkü dördüncü çeyreğe kadar zaten mallar satıldı. Yani fazla değişecek bir şey yok. Dördüncü çeyrekten sonrasını başta Uğur Bey söyledi ve diğer arkadaşlar da tweet ettiler. Tamamen toto oynuyoruz, tahmin. Yani öngöremiyoruz. Dördüncü çeyrekten, üçüncü çeyrekten sonra, dördüncü çeyrekte ne gibi bir piyasa olacak? Onu da ben de tahminde bulunmak istemiyorum. Bir de işte üretimleri çok artıralım ne güzel diyoruz. Ben orada biraz şüpheliyim demişelik artışında. İSAT'ta biz bir kural koymuştuk. Zannediyorum Efice'de ona bağlı olarak gidiyoruz. Dedik ki arkadaşlar bizim prensibimiz bir ülke için faydalı olacak istediğimiz şey veya varmak istediğimiz şey. İkincisi sektörümüz için faydalı olacak. Üç, derneğimiz firmalar için faydalı olacak. Şimdi ben birinciden gidiyorum. Ülkemiz açısından bakıyorum. Tek tek firmalar kazanmış kaybetmiş de değiliz. Önce ülkemiz kazanıyor mu kazanmıyor mu? Demirçelik çok verimli bir alan değil dedim. Çünkü %85'i ithalata bağlı. Yani bugünkü yaptığımız ihracatla daha fazlasını da yapsak Türkiye'ye kalan para 2 milyar dolar civarında bir getirisi var. Çünkü ben ithalat yapmadan ihracat yapamıyorum. Çok büyük yatırımı yapmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü bize çok fazla getirisi olan bir sektör değil. Tamam alıyoruz, satıyoruz, cirolar büyüyor ama neticede ne kalıyor bize? Bana %15'i kalıyor. %15 kar da değil. Türkiye'de kalan para, Türkiye'de tükettiğimiz para. O açıdan çok verimli, ülke açısından verimli bir yatırım sahası değil. Bir de bu arada hani alıyoruz, veriyoruz diyoruz ama çok fazla üzerinde durulmadı. Biz bütün alımlarımızı dolarla yapıyoruz. Bütün satışlarımızı dolarla yapıyoruz. Yani TL de söylesek kafamızda dolar var, kurla çeviriyoruz TL diyoruz. Bu şekilde hesap yaptığımız zaman anormal bir vergi çıkıyor. Yani 1000 ton mal aldım, 1000 dolardan aldım, 1000 tonu da 1000 dolardan sattım. Müthiş bir vergi var şey çıkıyor. Biz enflasyonun da vergisini ödüyoruz. Yani ben o geri aldığım parayla bir daha 1000 ton mal alamıyorum. Bu da bir problemimiz. Pek bahsedilmedi. Hani ne yapalım kısmına gelirsek, vallahi düşük tenörlüğe girmeli, devlet mi girer, şahıslar mı girer? Yerli ham maddeyi, kömürde pek bir şey yapamayız ama demir cevherinde daha fazla kendi ürünümüzü kullanmamız lazım. Biraz daha kaliteli, katma değeri yüksek mal üretmeye bakmamız lazım. Çünkü neticede konuştuğumuz şey, hani kilo... 1000 dolar, 500 dolar deyince çokmuş gibi geliyor da hani kilosu 50 centlik 1 dolarlık bir maldan bahsediyoruz. Biraz daha yüksek getiri getirecek. Mesela özel profillere girilebilir. Bir takım niş işler var. Veya sacdan üretilen mamulleri satmaya başlamamız lazım.
Avrupa mesela daha çok onu yapıyor. Almanya, Kore, Japonya, Çin. Ondan üretilen bir malı satmaya daha çok hevesleniyorlar. Yani 21 nalbura her taraf Çin malı. Adam saç almıyor ama Çin malını dolaylı olarak nalburdan alıyor. O da milyonlarca ton. Yani bizim biraz o yöne ağırlık vermemiz lazım. Çevre kirliliğini önemsemeliyim. Biz bunu şu anda çok kale almıyoruz. Habire üretimi arttıralım diyoruz. Hani mevcutlar düzeltmeli ama mesela Almanya niye üretimini arttıramıyor? Arttıramıyor mu? Finansman imkanları mı yok? Veya teknik kabiliyetleri mi yok? Bu kadar açıkları var. İtalya niye arttırmıyor? İspanya niye daha fazla bu sektöre asılmıyor? Yani niyesinin sebebi finansman eksikliği mi, bilgi eksikliği mi? Yoksa hesap mı bilmiyorlar? Ya yani bir de o açıdan bakmak lazım. Bizim işi canlandıracak şeylerden birisi, zannediyorum Hakkı Bey bahsetti. Ulaşım işinde çok kötüyüz. Bu şeyin bizim Demir Çelik İhracatçıları Derneği'nin bir Afrika projesi var. Deniz yoluyla ulaşmak için. Mesela o tip bir projeyi geliştirmek lazım. Çünkü bugün hani 300 dolar marjla çalışıyoruz. 20 dolar marja düştüğümüz zaman biz Afrika ile iş yapamıyoruz. Zor yapıyoruz. Demir yolu. Ya işte şöyle oldu, böyle oldu falan deniyor. Bana son 20 senede, 20'yi bırakın 40 sene diyelim. Hani belli bir siyasi şey olmasın. Demir yolu açılan, yeni demir yolu açılan bir tane şehir söyleyin. Yani Mersin'den, kıyıdan gidin İzmir'e kadar demir yoluyla hiçbir yere ulaşamıyorsunuz. Koskoca Antalya yok. Trabzon demir yoluyla gidemiyorsunuz. Bütün dünyada kasabalara gidiyor demir yolu. Demir cevherini taşıyamıyoruz biz. Vagon bulunmuyor. İşte Uğur Bey bilir zamanında şey istedik ya, Çolakoğlu'nun demir yolu içinden geçiyor. İki tarafta Çolakoğlu. Ya şu kadar milyon ton mal elleşliyoruz. Bir branşman verin de hani burada yükleyelim, yollayalım. Ona bile izin yok. Bütün dünyada demir yolları, fabrikaların içine giriyor. Orada büyük eksiğimiz var. Bir de transit ticareti desteklemek lazım. Yani desteklemesi de nasıl? Yani transit ticareti belki çok açık olmuyor ama kısa bir açıklama vereyim. Misal Ukrayna'dan aldık, Vietnam'a sattık. Bu işlemden ya çok cüzi vergi alınmalı veya hiç alınmamalı. Teşvik etmeliyiz o işi. Bütün dünyada bildiğimiz büyük şirketlerin yaptığı bu. Bizden alıyor, Cezayir'e satıyor. İşte İtalya'dan alıyor, ne bileyim Mısır'a satıyor. Bu işleri biz geliştirebiliriz. Dünyada iyi de bir yerdeyiz ve çok iyi şeyimiz var. İnsan potansiyelimiz var. Yani şu karenin içinde gördüğüm adamları ben Avrupa'da göremiyorum. Ondan istifade etmeliyiz. Yani elin taşıyla elin kuşunu vurmak. Şu anda biz kuşuz. Başkasını bırakın bizi alıyorlar. Benim önerilerim de bu kadar. Çok teşekkür ederim imkan tanıdığınız için. Çok teşekkür ediyorum Tuncay Bey. Sağ olun.